H&T Spor'a satır arasına hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca spor gündemini değerlendireceğiz konuklarımla birlikte. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Satır arasında bugün neler olacak? Öncelikle başlıklarımıza bakalım. Ardından da yavaş yavaş detaylandıralım. Fenerbahçe Avrupa'da moral buldu. Sen Julius karşısında galip ayrıldı Avrupa Ligi'ndeki maçından. Bu maçın öncesi sonrası tüm detaylarının satır arasında konuşacağız. Beşiktaş Hollanda'da Ajax deplasmanında farklı mağlup oldu. Peki bu mağlubiyeti getiren etkenler nelerdi? Bunlara değineceğiz. Galatasaray'ı değiştiren 7 gün. Şöyle özetleyeyim. Young Boys süreci ve ardından yaşananlar aslında Galatasaray'ı biraz özetler. O gündeki, o günlerdeki 7 günlük süreç, bir haftalık süreç, transferdeki etkenler masaya yatıracağız ve konuşacağız. Galatasaray'ın üzerindeki etkilerine bakacağız. Trabzonspor çok konuşuluyor. Gol yollarındaki etkisizliği ve forvet hattındaki isimlerden biri. Dragoş Gaziantep FK'da harikalar yaratıyordu ancak Trabzonspor'da eskiyi arıyor. Bu konuyu da mercek altına alacağız ve Süper Lig'de 7. hafta bugün itibariyle başlayacak hem maç programını hem bugün oynanacak maçı değerlendireceğiz. Öncelikle Avrupa Ligi ile başlayalım. Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin aldığı sonuçlara bir göz atalım. Galatasaray PAOK karşısında 3-1 galip geldi kendi sahasında. Fenerbahçe Sen Julias önünde 2-1 galip geldi ülke stadında ve Ajax karşısında Beşiktaş deplasmanda farklı mağlup oldu 4-0'lık bir sonuçla. Tabi Tabloya bakınca Beşiktaş dışında iki temsilcimiz yüzümüzü güldürdü. Bütün maçları detaylıca konuşacağız, değerlendireceğiz. Peki bu sonuçlar ışığında şu anda Avrupa Ligi'nde fiksür, puan durumu nasıl oldu? Öncelikle bir puan durumuna bakalım. Puan durumundaki son durum nasıl? bilindiği gibi ilk 8 direkt son 16'ya kalacak. şu anda Beşiktaş'ı mağlup eden Ajax ilk sırada yer alıyor ve 8 takımda bu şekilde sıralandı ilk maçların ardından. Diğer sayfaya bakalım. Sizin için bölüm bölüm ayırdık. İlk 8 direkt son 16'ya gidiyordu ve 9'la 24. takımlar yani burada gördüğünüz 16 takım daha sonra kendi aralarında maç yapıp son 16 turuna yükselecekler. 8 takım da bu şekilde gidecek. Onun için de 9 ve 24'ü ayrıca ele aldık. Burada da 12. sırada Fenerbahçe'yi görüyoruz. Fenerbahçe 12. sırada kendine yer buldu. Detaylıca konuşacağız. Tabi burada atılan her golün önemi var. Çünkü puanlar birbirine çok yakın olacak sonuçta. Burada atılan her golün ve yenilen her golün çok önemi olduğunun altını çizelim. Son sayfaya geçelim. Son sayfaya da göz atalım. Temsilcimiz Beşiktaş mağlubiyetle kapattığı için haftayı son sırada eksi 4 avarajla ve e, bu bölüm yani geriye kalan 25 ve 36 arasındaki takımlar ise e, kupaya veda edecekler. Daha önce formatta olduğu gibi alt kupaya devam etmiyorlar. Burada veda edecekler. Böylece de biz hatırlamış olduk. Tabloyu da ise belirttik. Tabii biraz önce başlıkları saydım ama biz futbolu konuşmayı çok seviyoruz, sporu konuşmayı çok seviyoruz, sahanın içini konuşmayı, haberleri size ulaştırmayı çok seviyoruz ama üzücü bir haberle bugün başlayacağız ve değerlendirmemize bu üzücü haberle yapacağız. Eski futbolculardan Serhat Akın dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı ve bir operasyon geçirdi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir kez daha bizim sporu konuştuğumuzu. Buradan da hatırlatmak istiyoruz. Yani sporun içinde kalmak istiyoruz ve bizim yorumlarımız genellikle sporla ilgili. Ama böyle üzücü haberler var ve bir nevi eski futbolcu ama şu anda da yorumculuk da yapıyor. Bir nevi bizim de meslektaşımız sayılır. Bu nedenle de bu haberle başlamak istedik. Öncelikle bir haberimize gidelim, detaylara bakalım. Ardından da yorumcularımızla birlikte satır arasında değerlendireceğiz. Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. O anlarsa kameralara böyle yansıdı. <laughs> Futbol yorumculuğu yapan Akın Yorumculuk yaptığı YouTube kanalının Beykoz'daki ofisinden çıkarken kimliği belirsiz motosikletli saldırganlar tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrasında bacağından vuruldu. Akın'ın yardımına arkadaşları ve çevre sakinleri koştu. Ambulans çağrıldı. Kendisine yapılan saldırıyı sosyal medya hesaplarından duyuran Serhat Akın. Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe. ifadelerini kullandı. Akın'a yapılan saldırıysa güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 43 yaşındaki spor yorumcusuna saldırıyı yapan şahıs saldırının ardından kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri failleri bulmak için konu hakkında geniş tahkikat başlattı. Akın'ın eski kulübü Fenerbahçe'nin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu da eski milli futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Saldırıyı kınadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Serhat Akın'ın yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor. Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Akın için çalıştığı kurum Sports Dijital'den açıklama geldi. Serhat Akın'ın iki ayağından da ciddi bir operasyon geçirdiği ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Akın'ın ayrıca ikinci bir operasyon için bekletildiği de aktarıldı. Serhat Akın'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz bugün yetkin etkin ve Ufukhan Karacan bizlerle birlikte Tabii bu haberin üzerine hoş geldiniz demek isterdim ama böyle bir haberin üzerine de çok etkili durmayacağını düşünüyorum evet. Ufukhan sen de yukarıda da konuştuk Sera Takını ziyarette ettin söz sana bırakayım ilk değerlendirmeleri alalım olayla ilgili üzerine de daha sonra gündemle ilgili de konuşmaya başlayacağız. Evet buraya Serhat Akın'ın yanından geliyorum. Kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulundum. Biraz narkozun etkisindeydi tabii ama hala o bilmiyorum tanır mısınız ama bilindik tavrıyla etrafını neşelendirmeye çalışıyordu. Espri yani morali iyiydi. Tam o sırada efsane golcülerinden Fenerbahçe'nin Cemil Turan geldi hatta ziyaret etti. Benim vakit geçirdiğim şeyde. İki aya birden ben Görüntüyü fotoğrafı görünce ben tek ayağından ben de öyle zannediyordum. bugün Hastanede gördüm iki ayağı birden biri topuk biri daha bilek kısmında e, zarar vermiş iki kuruşun. E, ve e, şu anda durumu stabil. Yani kurumunun da yaptığı açıklama orada kendi ağzından da duydum. Önümüzdeki iki haftalık süreçte belki iki hafta sonra bir platin operasyonu gerçekleşebilir. E, onun dışında hem morali iyi hem durumu iyi ama tabii bir yandan da merak içerisinde olduğunu söyleyelim. O merakı da çok doğal. Ee, tabii bunun bir sportif e, sebebi var mı? Yani hiçbir şey sebep olmaz da. Hani bizi ilgilendiren tarafıyla mı bakacağız bu mesele? Yoksa hayatın biliyorsunuz hepimiz günde 50 tane rol oynuyoruz. Bazen yolcuyuz, bazen şoförüz. Ee, günün bir kısmında müşteriyiz, bir kısmında satıcıyız, bir kısmında babayız, bir kısmında evladız falan. Hangi e, rolü gerekçesiyle, gerekçe gösterilerek bu e, iğrenç saldırı yapıldı derseniz biz e, yani ilk duyumda algıda, de, yani düşünce de aslında e, futbol odaklı gibi duruyor. Ama tabi burada şu yaptı, bu yaptı. O hani ne Serhat Akın'ın ağzından, ne etrafında, ne çalıştığı kurumun ağzından böyle bir ifade duymadım da bilmiyoruz da. E, tabi operasyonun yapılış biçimini e, İstanbul'da çok sık e, görmeye başladık. Ayrı hikaye ama ona ben şimdi girmeyeceğim. En azından burada girmeyeceğim. Ee, burası bir kuruluş ve bu kuruluşta her şeyi çok açık ve net söylemeyeceğim ama e, üzücü tarafı da var. Üstüne konuşulacak çok şey var. Ben bir yetkin abi atayım. <laughs> Nefeslenirse iyi olacak? Yetkin abi nasıl değerlendirirsin? Yani e, insanın gerçekten keyfini kaçırır. Biz sporun içindeyiz, spor yorumluyoruz. Bazen yorumlarımız beğenilir, beğenilmez. O farklı bir konu. Ama biz eğlenceli bir kısımdayız aslında. E, benim mesela bu meslekte durma sebebim, hani ben belki ekonomi muhabiri de olabilirdim, başka muhabiri ama ben sporu ve bu rahatlığı da seviyorum. Ee, sevdiğim bir alan spor ve bunun içindeyiz. Bunun içine böyle saldırılar girdikçe gerçekten çok keyfim kaçıyor. Ya aslında temaşa oyununun hepimiz içinde bir parçasıyız. Hani o şekilde bakmak lazım ama işte bir türlü o, o kavga dövüşten, o kaostan hiçbir şekilde nedense hiçbirimiz birbirimizi sıyıramıyoruz. Yani böyle bir durumla. Karşı karşıyız. Öncelikle geçmiş olsun. Hani Fukan zaten yakından görmüş durumunun niye olduğunu söylemesi bile bizim içimizi biraz daha rahatlatıyor. Ya deniz şöyle söyleyeyim. Hani ne kadar dik konuşursan konuş, ne kadar üstüne gidersen de git. Hiç kimsenin, hiç kimseye böyle bir hani artık bunun işte geçmişte de işte Rüştü Reçber'e saldırıları olduğu hatırlayalım. işte Ahmet Çakar'ın yaşadığı bir sıkıntı oluşmuştu. Evet. Bunları hatırlıyoruz hepimiz. Ama yani bu da öyle. E, hatta sosyal medyada da paylaşılan bir e, Serhat Akın'ın kendi ağzından hani e, sıkıntılar yaşanabileceğine dair bir şeyler de var. Ama ben diyorum burada kimseyi zan altında bırakamayız. Çünkü ne olursa olsun e, yani hepimiz belli başlı sorumlulukları var. Bilinmeyen bir konu artık işte kolluk kuvvetlerinin e, devraldığı bir konu. O yüzden aydınlanana kadar aslında hepimiz şu an burada sadece ortaya konuşmuş olacağız. Yani sadece geçmiş olsun diyelim Serhat'ın iyi olduğunu, Serhat Akın'ın çünkü ben de kendisiyle daha önce birçok program yaptım. O yüzden hani çok neşelidir bir yandan sonuçta Fenerbahçe geçmiş dönemde çok büyük katkısı olmuştur. Şimdi de yorumcu koltuğunda oturuyorsa da herkesin birbirine yani istediği kadar eleştirirse eleştirsin. Hiç kimse böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamalı. Yani o yüzden buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim ve umarım yapanlar da bunun e, arkası hiç böyle işte zamana yayılmadan hızlı bir şekilde yakalanır çünkü istenen e, ülkede istendiği zaman bulunabiliyor ama istenirse ee, yoğun bir çalışmada başlatıldığına dair e, haberler ger var gerekli e, argümanları verdi zaten Eratık'ın evet. Emniyete. yani hem işte bir süredir yayınında da söylediği yayında ee, yayınında da paylaştığı böyle bir rahatsız edici bir hava, bir ortam. iletilen dolaylı üçüncü kişiler vasıtasıyla iletilen mesajlar falan. Gerekli bütün bilgilerini emniyete verdi. Bu Serhat Akın'a bakan tarafı. Adli bir vaka. Evet. Etkin abim de söylediği gibi bizim çok giremeyeceğimiz alan. Biz buradan kültürel olarak kendimize ne çıkarırız dersek çok şey çıkarız abi. Sen e, bu işi sevdiğin için futbola girdiğini söyledin ama Girince anladın ki seni sevdiğin oyunla içinde yer aldığın oyun arasında dağlar kadar fark varmış. Kesinlikle. Mesela ben, gördüğümüz e, zamanlar oldu. Bazen sevdiğimiz taraflardan uzaklaştığımız anlar oldu. Ben ilkokulda karar vermişim bu işi yapmaya. Ee, bunu ilkokul arkadaşları bana hatırlattı. Lise yıllığımın da, tamamında arkadaşlarımın benimle ilgili temennisi bugün bir gün televizyonda görmek. Ee, ancak ben bu işi senin söylediğin gibi futbolu sevdim ve içine girince anladım ki benim sevdiğimle gördüğüm arasında dağlar kadar fark var. Buna medya mensuplarını da dahil ediyorum. Yöneticileri de futbolcuları da bu işin buna bir habitat derse kim varsa hepsini dahil ederek söylüyorum. Şimdi bu dahiliyetin içerisinde e, sadece Türkiye için değil yani Simon Cooper'in de kitabında yazdığı bir şey var. Bu işin içine girdiğinizde bir süre sonra aptallığın da bu işin bir parçası olduğunu anlıyorsunuz diyor mesela. Dünyanın bir futbol yazarı da bu durumdan şikayetçi ama bizim gibi yani e, incelenmesi gereken tarafı şu bizim gibi ülkelerde. Ben hep söylüyorum biz futbolu hayatın içinden alıyoruz. Mesela tribünde şiddet oluyor çok şaşırıyor insanlar. Ben de diyorum ki beyler bey sapa vardır 15 Temmuz şehitler köprüsüne girerken. Sen diyorum oradan girmeye çalışan adamı kes. Var ya böyle Kadıköy'e gider gibi evet. son anda. Sen o adamı kes ben de tribünde şiddeti bitireceğim. İkisinin arasında organik bir bağ var bunu asla anlamıyoruz. Yani Serhat Akın'ın yaşadığı saldırıyla yani Türkiye gerçekleriyle futbolu birbirine ayrı ayrı değerlendirip e biz sahanın içinde kalmak istiyoruz şeyi bana romantik geliyor. Türkiye'de bir gerçek var ve bu gerçek futbola da yansıyor ve aynı zamanda futbolun içerisinde şu da var abi. Bu futbolun içinde futbolu gerçekten sevenler mi var? Futbolu kullananlar mı var? Bence cevabını hepimiz biliyoruz. Ve her zaman söylediğimi bir kez daha söyleyeceğim. Bence herkes her şeyi biliyor zaten. Sen de biliyorsun Yetkin abi ben bizi izle. Her özellikle bu iş yapan herkes biliyor. Sorun şu biz anlatmıyoruz. Ve bu kadar büyük bir cahillik daha yaratmak için çok fazla televizyon, çok fazla artık YouTube kanalı vesaire var. Bizim sorunumuz bu. Futbolun gerçek e, aktörleri futbolu sevenler değil, futbolu kullananlar üzerinden ilerliyor. Ve futbolu niye kullanır insanlar? Güç devşirmek için, ilgi devşirmek için, PR devşirmek için, para devşirmek için. Bu da hepimizin zihninde canlandığı gibi belirli bir kirli profil oluşturuyor. Bu kirli profillerin ülkesinde hepimiz mecburen, bunu ironik bir şekilde söylüyorum, daha dikkatli olmak zorunda kalıyoruz. Ya bak burada şöyle bir araya gireyim desteklemek açısından da. Ya şu olay, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da herhangi bir yerde şu raddeye gelmez. Niye? Bizim gerçekten ülke basınımız, ülke televizyonlarımız, spora olan bakış açımız, bu işi gerçekten yaşıyor oluşumuz. Yani biz e, ya türbünlerde e, yaşayan bir ülkeyiz kabul etmek gerekirse. Ama bunu işte hep e, nedense şiddete başvurarak e, yaptığımız zaman. Mesela İngiltere'de yaşanmaz. İngiltere gerçekten hani bizim gibi spor medyasının güçlü olduğu, dijitalin son dönemde güçlü olduğu bir yerde e, İngiltere'de yaşanmaz. Ama bizim ülkede de böyle bir durumun yaşanması bence her taraftan e, dünyaya da rezil olduğumuzun başka bir gerçeği. E, bence bu olay sonrasında bazı şeyler de tekrardan masaya yatırılacaktır. Yani çok kolay üzeri kapatılacak. Hemen tamam failler bulundu. Cezalandırıldı bu ayrı bir şey hukuki taraf ama bizim konuştuğumuz tarafta da bence spor medyasında da ve e, futbolun içerisinde sporun içinde de bazı eksik olan yanlar tekrardan masaya yatırılacak yani o zihniyet de masaya yatırılacak e, burada şey olay tabii ki ya hukuki taraf her şey aydınlatılacaktır ben ya, benim tabii inancım ya. tam güvenim tam. Ama diğer taraftan da bazı şeylerde tekrardan gündeme gelecektir. Çünkü böyle olaylar sonrasında biz bir şeyleri konuşmaya başlıyoruz. Yani şimdi mesela düşün hakemlerimiz ülkemizde rahat mı? Değil. Yok canım. Kesinlikle rahat değil. İşte yani özel... ailesini alıp herhangi bir yere zar zor Demiyor gider. yani. Ve evet. Veyahut işte özel VIP araçlarla artık bir yerden bir yere gitmek zorunda kalıyorlar. Çünkü rahatsız ediliyorlar. Çünkü biz de acayip derecede karşı görüş sıkıntısı oluştu. Yani sen e, o takımı destekliyorsan e, sanki o takımı eleştiremeyeceksin gibi bir bakış açısı oluyor. Neden? Yani bal gibi de eleştirilir her şey. Başarısızsan, kötü gidiyorsa bir şey eleştire de açık olmak da lazım bu arada. Ama işte sen şöyle şöyle söyledin veyahut işte bu aslında e, basına olan veyahut da e, özgürlüğü de kısıtlamak anlamına da geliyor. Ben dediğim gibi bunun kesinlikle peşini bırakmaması lazım. Kim yaptıysa ya da kim yaptırdıysa bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz faillerini sonuç olarak. E, onun en e, ciddi cezayla eee tanıştırılması. Çünkü biliyorsun artık tribün olayı işte e, sahaya giren, başkanı yumruk atmasından tutun işte e, sahanın içerisinde futbolcuların taraftarla girdiği diyaloglara kadar o kadar çok şey yaşandı ki bizim geçen yıl çok uzağa ha. gitmeyelim. Geçen yıl hepsi burada oldu bu olayların. Ve hepsini yaşadık, hep birlikte yaşadık ve konuştuk. Radyoda, televizyonda, dijitalde her yerde konuştuk. E şimdi şu olay da bence uzun süre unutulmayacak bir olay. Daha pazartesi günü konuştuk burada. Bir şey söyledim Fenerbahçe yorumu yaparken. Fenerbahçe yönetimi inşaatı güzel yapıyor, sıkıntı yok. Doğru hoca seçiyor, doğru oyuncu alıyor. Bazılarına göre doğru oyuncuları satıyor. Ama ruh yok. O sevgi, aşı, o enjeksiyonda sorun var. O enjeksiyon onlar vermediği için bazıları verebiliyor demiştim. Verebilenlerden biri Serhat Akın. Yani taraftarı, Fenerbahçe'ye gönül vermiş insanları öyle ya da böyle belirli bir duyguda birleştirebilme gücüne sahip. Ve bu anlamda çok dikkat çeken bir yorumcu. Çok sempatizanı olan bir yorumcu. Fenerbahçe'ye aidiyeti çok yüksek olan bir yorumcu. Fikirlerini beğenirsin, beğenmezsin, saygı duyarsın, duymazsın. Bunlar herkesin kişisel görüşü. Tabii Ama yol, yol böyle bir yolu yok. Evet, etki böyle alanı çok yok. geniş bir yorumcu. Etki alanı geniş diye bir şeyleri söylüyor diye bir şeyleri de... E, herkesin istediği gibi söylemiyor diye işin neticesinin geldiği noktanın bu olması tabi insanı ürpertiyor her şeyden evvel. Ama buradan kültürel olarak yani Serhat abiyle bu konu müstaka istişare edecek o bir karar alacaktır şu an her şey çok sıcağı sıcağına ama zamanında belli eğitim almış ülkenin kendilerinden yardım bekleme hakkı olduğu insanlar bugün hayatın içinde bu alanlarda yoklar. Hepsini ee, eğlenceli ve aptal hikayeleri okumaktan sarhoş olmuş halinde görüyoruz ve hiçbirini ortalıkta görmüyoruz. Futbolun aktörleri e, futbol sahalarında koltukları işgal etmeliler. Koltukları esas alması gerekenler onlar bence. E, bu bir şey değiştirir mi? Bence hiçbir şey değiştirmez çünkü zaten yine söylüyorum futbolu hayatın içinden alıyoruz ve çok ciddi bir çürüme var ve kimse bu çürüme kokusundan rahatsız görünmüyor. Ya Belki de alıştılar. Hani kokuya alışınca bir daha kokuyu almasın öyle bir durum Serhat durum var. Serhat Akın'a da geçmiş olsun dileklerimizi bu vesileyle bir kez daha yenileyelim. Ve gündemimize geçelim. Fenerbahçe kendi sahasına Sen Julia'sı konuk etti ve bu müsabakadan galip ayrıldı. Öncelikle bir maçın sonrasına gidelim, notlara bakalım ardından konuşalım. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilouvas'ı 2-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Ülker Stadyumunda oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller. 26. dakikada Çağlar Soyuncu ve 82. dakikada Burgess'in kendi kalesine attığı golle geldi. Union Senjiluvas'ın maçtaki tek golünü ise 90 artı 3'te Sykes kaydetti. Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic maçın uzatma dakikalarında penaltı kurtardı. Ivanovic'in yaptığı vuruşta deneyimli file başarılı oldu. Öte yandan konuk takım Union Saint-Gilouas'ta Kevin McAllister. Mücadelenin 73. dakikasında En Nesiri'ye yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı. Temsilcimizde ise Bright Osay Samuel gördüğü ikinci sarı kartla maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve karşılaşmanın son anlarında takımını sahada yalnız bıraktı. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçını Hollanda temsilcisi Twente ile 3 Ekim Perşembe günü oynayacak. Maçla ilgili notlar bu şekildeydi. Hız kesmeyelim. Bir de maçın ardına gidelim. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho neler söylemiş? Ona bakalım. İlk yarıda onların baskılarını kıramadık. Biz onlara önde baskı yaptık. Aynı şekilde rakibimiz de önde baskı yaptı ve onların önde yapmış olduğu baskıyı kırmak bizler için kolay olmadı. Arkadan her kısa oyun kurmaya çalıştığımızda bizi hataya zorladılar. Uzun top oynadığımızda da Nesri Borges'le uzun topu alma konusunda zorluk yaşadı. Çünkü Borges 2 metre boyunda neredeyse bütün uzun topları aldı. Aynı zamanda iki kanattan yeteri kadar gelemedik tehlike yaratabileceğimizi düşündüğümüz bölgelere. Ama ilk golden sonra bu durum değişti. Özellikle ikinci yarıdan sonra daha da değişti. Çok çok iyi başladık evet. ikinci yarıya. Hem içeride hem dışarıda istediğimiz şekilde oyuncuları buluşturabildik. İyi pozisyonlar ürettik. Aslında görmüş oldukları kırmızı kart birazcık yazık oldu diyebiliriz. Çünkü 2-0 bir kişi oynamaktan daha iyi olabilirdi. Sonrasında maçın bittiğini düşündük açıkçası ama maç hakem son düdüğü çaldığı zaman bitiyor. O sırada birazcık kontrolü ve konsantrasyonumuzu kaybettik ve birazcık rahatladık saha içerisinde. Rahat davranmaya başladık ve son dakikaları kendimiz için birazcık zora soktuk. Şükürler olsun ki sadece iki maç kaybettik bu süreçte Lille ve Galatasaray'a karşı. Çünkü sizin anlattığınız biçimde baktığınız zaman sanki çok daha maç çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi duruyor. Evet size bazı konularda katılıyorum. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Zaten her gün bunun için çalışıyoruz. Daha iyi olabilmek ve gelişebilmek için. Look what is called what is called the Mourinho effect. Mourinho etkisi dediğiniz şey aslında kupalar kazanmaktır. Biz Eylül ayında bunu yapamayız. Eylül ayında kazanacak, kaldıracak bir kupa yok çünkü şu anda o yüzden nasıl görebilirsiniz Mourinho etkisini? Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım. Sadece Tottenham'da oynayacağımız finalden iki gün önce kulüpten ayrıldım. Onun dışında çalıştığım her kulüpte kupalar kazandım. Dolayısıyla her kulüpte yaratmış olduğum o Mourinho efekti e aslında kupalar kazanmaktı. Üzgünüm ama Eylül ayında bunu yapamayız. Stadyuma taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü aslında çoğu durumda oyunculara destek verdiler ve oyuncuların da bu desteğe ihtiyacı var. Bugün aslında oyunculara söylemiş olduğum gibi bu maçın bizim için iki tarafı vardı. Birinci tarafı Avrupa Ligi puan almamız gerekiyor. Yeni formatta kaç puan toplamamız gerektiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken şey ilk şey evimizde oynadığımız maçta 3 puan almaktı. Maçın ikinci bir diğer tarafı da bizim için şuydu. Önemli bir mağlubiyetten sonra önemli bir maçı kaybettikten sonra oynayacağımız ilk maçın zorluğuydu. Çünkü aslında o maçtan sonra bu hafta birazcık insanları aşağı çekmekten keyif alınan bir hafta oluyor. Ama ben futbolun duygusal tarafını görebiliyorum. Ben vücut Dili konusunda bir uzman değilim ben. Bir dans yarış yarışmasında jüri üyesi değilim ben. Bir teknik direktörüm ve futbolun duygusal yönünü çok iyi biliyorum. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun açıklaması da bu şekildeydi. Fenerbahçe'nin galibiyetini konuşmaya başlayalım. Eee Ufkan ilk önce seninle başlamak istiyorum. Peki. Galip gelmek mi önemliydi yoksa futbol mu? Bugünkü köşe yazılarını okuduğumda aslında burada bir ayrım var. Ya benim dikkatimi çeken bir ayrım. E, futbol olarak e, bazı eleştiriler yapılıyor ama sonuçta da 3 puan alan bir Fenerbahçe var. Valla e, benim bakış açım şuydu. Bu tip yani Galatasaray maçı gibi maçlarda eğer gerçekten bir takımsanız istediğinizi alamadıktan sonra hemen maç oynamak istersiniz. Çünkü gerçeği insanlara göstermek istersiniz. Biz aslında bu değiliz diye. O nedenle ben bu mücadelede Fenerbahçe takım olarak ne reaksiyon verecek ona bakmak istedim. Ee, i̇lk 20 dakikayı görünce de o oh, reaksiyon değil. Fenerbahçe eleştirilerinin tamamını hak eden bir takım duygusu bende ağır bastı. Elbette işte Avrupa Ligi'dir 3 puan almak kıymetli ama daha süreç yani orta vadeli bakılınca Fenerbahçe'nin verdiği sinyalleri olumlu bulmadım. Maç bittikten sonra yani skor yazarla yapacak olursam da içi bir hiç beğenmedim. Yani maçın senaryosu daha farklı bir galibiyet. Özellikle ikinci yarıdaki oyunla. Sen az önce çünkü puan tablosunu gösterdiğinde de söyledin. Atılan her golün çok kıymetli olduğu çok bir kıymetli. format bu. O nedenle 2-0 sonra oyunun ciddetinin kaybolması, penaltı, penaltının kurtarılıp sonra gol yenip bu mücadele 2-1 bitmesi, rakibin 10 kişi kalması sonrasındaki o periyot falan hiç iç açıcı değildi. Ben o yüzden bu mücadele ne tam skor açısından ne tam oyun açısından baktım. Reaksiyon olarak baktım. Fenerbahçe o reaksiyonu vermeliydi. Veremedi abi. Ben öyle diyorum. Enesli de çok gol kaçırdı. Yani ceza sahasında ve altı pastan bile hani çok topla buluştu ancak değerlendiremedi. Yetkin abi sen nasıl değerlendirsin? Yani oynanan oyun, alınan skor, hı hı. ilk senede baktığında düşünceleri nelerdir? Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren etkenler nelerdi aslında? Ya Aslında Fenerbahçe'nin tam böyle imdat ve tehlike anında camı kırınız karşılaşması bu mücadeleydi diyebiliriz. Çünkü Galatasaray dönüşü e, çok ciddi bir yıkım var. Taraftarların üstünde işte böyle bir kadro kurduk ama sonucu bu mu olacaktı e, gibisinden bir e, duygusal etki var ve onun dönüşünde de Mourinho'nun son derece e, sıradan bir maç bakış açısı var. Hani bunların hepsini bir tarafa koyalım. E, bu maça geçtiğimiz zaman da korku tüneli gibi geçen bir ilk 20 dakika var. Yani orada herhalde Ljubović e, sahnede olmasaydı skor çok daha değişik e, bir yere gidecekti. Kadrodaki değişimden biraz bahsederiz yani hoca işte Cengiz'i oyuna attı İrfan Can'a başka bir rol vermeye çalıştı Shimanski'nin yine çok etkisiz bir oyunu vardı El Nesri'den biraz hani bu parantezleri birazdan daha fazla açarız ama benim tek gördüğüm şey özellikle maçın skorunu aldıktan sonra yani Çağlar'ın golünden sonra oyunu belli başlı yerde tutma ölçüsünü gördük yani zaman zaman oyunu verdi karşı tarafa topu tutmaya çalıştı. Amrabat'ın ortada topu iyi kullanan bir oyuncu olduğu için yani İsmail'e göre bir tık daha az top kaybı yaptığı için yani İsmail'in efektif yönü daha fazla hani oyuna girişkenliği dönen reboundları toplaması gibi daha birçok şey var orada ama Amrabat'ın o bir sıfırken aldığı e, ve top dağıtımındaki etkisini gördük. Hemen e, Fenerbahçe'nin o 20 dakika sonrasındaki o şoku atlattıktan sonra biraz sazı ele aldığını e, gördük. Ama sonuçta e, Avrupa'da mesela birazdan ileriki dakikalarda konuşacağız. Beşiktaş'ın bakış açısıyla Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın e, bakış açısı biraz daha bu işe ciddiyeti ve kadrodaki, kadro derinliğinin ön plana çıktığını düşünüyorum. Hani yedek kulübendeki adamlar ne kadar iyiyse saha içinde de o kadar etki alıyorsun. Evet. Bence bu maçın içerisinde de yedek kulübesi güçlü olan işte rotasyonda da kullanabileceği Mesela Fenerbahçe'nin en çok kullandığı adam son dönemde kimdi? Maximen Maksimensiz oynadı ve Sonuçta yine kazandı. Hani 11'de iyi oyun vardı. değil. bir hatırlayalım 11'de. Evet. Yani o taraftan da biraz yürüyebiliriz. Ama diyorum yani maksimum bir oyun düzeninde de bir şekilde golü attı, ikinci golü buldu. Ee, o O'Say'in geri dönüşü var. O O'Say'in oyuna sonradan girdikten sonra hani e, golün oluşmasında çok önemli katkısı olduğunda. 11'de letimizde şu anda ve ekranlarda. Ee, yani değişik rotasyonlarla çıktı Jose Mourinho bu anlamda biraz önce söylediğin gibi abi yani Hı -hı. maksimen yerine işte işte İsmail yoktu, Amravat oynadı, Maxmen yoktu, Cengiz oynadı, ee, Ceko bu maçta en en sirye bıraktı yerini. Yani farklı farklı değişiklikler evet. yaptı küçük dokunuşlar. İrfancan hamlesi burada önemli hamlelerden biriydi. Ya bak burada ilerki maçlarda da yani şimdi Osayi'nin cezası olacak tabi ama hani şu kadroyu yerleşip e, büyük ihtimal hani ben mesela derbi de şöyle bir şey bekledim hocadan. Hatta e, bunu da çoğu zaman konuştuk yayınlarımızda. Yani Şimanski bu kadar kötü gidiyorken Galatasaray'la oynuyorsun. Orada Şimanski'yi oradan çıkartıp Amrabat'ı oraya yerleştirseydi Fenerbahçe böyle bir mağlubiyet almayabilirdi. Hani çünkü orada bir sigorta daha koymuş olacaktı. Maç belki bu kadar keyifli olmazdı. Yani gollerin sahne olduğu bir karşılaşma olmayabilirdi. Ama Fenerbahçe adına Kadıköy'de. Çünkü Kadıköy kalesinin düştüğü bir süreçte. Yine Kadıköy'e dönüş yapıldığında bu galibiyet psikolojik açıdan çok önemli. Yani Ufka'nın söylediği yere geliyor. E, tam zamanında, yani doğru gemi, doğru sefer. İşte bu maç o maçtı. Yani tekrar moral motivasyonu, tekrar iyi takımımız. Reaksiyonu reaksiyonun verildiği karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Mental anlamda da tekrar bir canlanma yaşanabilecek bir maçtı. Çağların performansı istatistikte var. E, oyuncu özelinde baktığında ben... 90'daki <laughs> Bunun üzerinden de yorumlar evet, rica edeyim. Önce Ardından on, da 11 ile ilgili de bir şey söylemek isterim müsaadeniz 11 olursa. 11'i rica edelim e, mi tekrar? Fener sizden. yani Jose Mourinho'nun e, zorlandığı ya da Fenerbahçeleri zorladığı bir şey daha var. Bu kadro ve işte diyelim ki derbi kadrosu üzerinde de Fenerbahçe'nin genetiğiyle çok oynandı. Şimdi Fenerbahçe bakın bu kadroda sağda Mert Sol, Dosterbol diye görüyorsunuz Fenerbahçe ana alteri yok. Bir süredir. Yani Osayi ve Ferdi Fenerbahçe'nin %50'si. iki oyuncusuz gidiyor. Şimdi biliyorum Ferdi gitti ama e, yani Ferdi'nin varlığı özellikle mesela dün Fenerbahçe 20 dakikada niye korku tüneli gibi geçti? Yetkin abinin sözü abi savunmadan çıkamıyorsun. Ferdi'nin orada e, kat ettiği mesafeyle topla ilişkisi çok kıymetli hale gelebiliyordu mesela geçtiğimiz sezon. Fenerbahçe <laughs> Aynı Ferdi, Tadic'in performansını, Tadic de Ferdi'nin performansını karşılıklı olarak müspet şekilde etkiliyordu. Şimdi iki oyuncunun varlığı birden çekilmiş oldu ve Mert'le Osterwolde'nin olduğu bir senaryoda Fenerbahçe'nin biraz genetiğiyle oynanmış oldu. Ee, yine aynı şekilde Fenerbahçe'nin birinci bölgeye de sete yerleşen takım olmasından ikinci bölgeye yerleşip rakibin kusurunu bekleyen takıma dönüşmesi belli ki Fred'in de ayarını bozmuş. 2-3 maçtır sallapati gidiyor. Yani Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu o yoksa puan kaybolur denilen Fred, bildiğimiz Fred değil. Orada bir genetik oynanması var. Ee, e sağda Tadic, Tadic soldaydı, iyiydi, etkiliydi, zeka koyuyordu, ağzının içine pas atıyordu, gitti. Tadic sağa kaydı. Sola sen Maksimen gibi bambaşka, çok süratli ama atak sonlandırmada sınırlı bir oyuncu oldu. Bu sefer o atak sonlandıracak diye daha sprinter bir oyun ve oyuncu profili gerekti. Jack oraya yetişemedi, Tadic oraya yetişemedi. E, Şimanski'nin varlığı çok Jose Mourinho ile beraber daha değişti. Şimdi e, Serdar abinin kulakları nasıl Şimanski skorerdi değildi. Ben haklı çıktım. Hayır, yani üzülerek söyleyeyim Serdar abi haklı çıkmadın. E, oyun formasyonu değişti. Yani geçen sene yeterli skoru üretti Şimanski. Ön tarafta kalabiliyordu. E, evet, Jose Mourinho ile beraber evet. ön tarafta geçirdiği vakit azaldı. Evet. Dolayısıyla bu adamın da canı çıkıyor. Ben Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile beraber biraz genetiği bozulmuş bir Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Daha iri domates, daha iri bir Fenerbahçe. Şişkin gözüküyor, evet kadroda o var, bu var, amrabatlar var falan. Şişkin gözüküyor ama lezzet... Tatlı mı sıkıntı? Lezzette hala çok ciddi sıkıntı var. Ya ilk 7 haftanın başlangıcını bir hatırlasanız da geçen sene. Yani fark atılan maçlar, 5 evet. atılan, 7 atılan falan hani öyle bir başlangıç insanlar bekliyor ama hani Jose Mourinho'dan o çıkar mı? Veyahut öyle bir futbol mantalitesi ortaya çıkar mı diye sorduğumuz zaman çıkmayacak gibi duruyor. Çünkü hocanın öyle haldır haldır oyun oynanırken hani böyle e, yenen o gollere de çok sabrı olmadığını görüyoruz. yani Mesela şu en azından son maçta 2-0 bitseydi o zamanın az önce basın toplantısını dinledik. Hani orada işte e, bazı uyarıları veriyor oyuncuların üstüne. Hani böyle direkt olarak suçlamıyor ama e, o uyarıları yapıyor hani bir anlık o şeyi kaybetmememiz lazım diyor. Dikkati, dikkat dağınıklığını yapmamız lazım diyor. Yeniden penaltı ile ilgili ve kırmızı kart ilgili aslında bunu söylüyor. Oyuncularının daha dikkatli olması ile ilgili. Ama diyorum ya Fenerbahçe'nin e, oyun düzeneğinde bence önümüzdeki süreçte mutlaka yine bir iki değişiklik yapılacak. Yani ben şu İrfan kadroya kesinlikle yerleşmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Tadiç'in tekrar eski formatına dönecekse veya Tadiç'e verilecek rolün e, Biraz daha aktif role geçecekse ille sadece maksimenden orada faydalanmak değil. Maksimeni zaman zaman kanatla değiştirebilirsin. Ama Tadiç'i kaybettin yani şu aşamada. Fukan söylediği Osterwolde hani, bir önceki dönemde İsmail Hoca'nın Osterwolde sol stoperde hiç vazgeçemediği isimlerden bir tanesiydi. Hatırlayalım. Evet. Ama Ferdi evet topla çok hızlı ilerleyebilen, kat edebilen oyuncusuyken... Onlar olmadan ikinci bölgeye geçerken çok zorlandıklarını görüyoruz. Bu da uzun top. Mesela El Nesri. El Nesri nasıl daha fazla gol atar? Nasıl daha fazla skor alabilirsiniz El Nesri'ye? Devamlı olarak çizgiye inip yapacağınız iyi ortalar, kafasına yapacağınız doğru servisler. Hı. Çünkü şunu anladık hepimiz. El Nesri'nin daha çok yani yüksek toplar atmak gerekiyor. Hava, yani topları hava toplarındaki üstünlüğü kullanmak lazım. Yani bu maçta da vurdu çizgiden çıkan topu var mesela. Ama hani El Nesri Fenerbahçe'nin striker golcüsü olacak mı? Ee, yani ona o doğru servis yapamadıktan sonra alacağım beklenti. Yani sen ne kadar üçüncü bölgede kalabilirsen. Ennesli'den o kadar fazla fayda yanılabilirsin. Ki rakip müsaitti Yetkin abi. Evet. Çünkü sen Julio'ya analiz ettiğinizde şu sonuç çıkıyor. Kenar ortalarına zafiyet olan bir takım. Doğru. Belki de İrfancan ve Cengiz tercihinin ileride Enes'in tercihinin böyle bir açıklaması da olabilir. Maçın istatistiğini de alabilir miyiz? Salt Galatasaray maçı sonrası rotasyon değil de biraz rakibe göre şekil alma da olarak değerlendirilebilir ki. Jose Mourinho'yu savunmak istesem öyle savunurum zaten. Fenerbahçe çok fonksiyonel, dönüştürülebilir bir kadrosu var bazen kost içi solda bazen sen maksimeni solda göreceksiniz. Acele etmeyin diyebilirim. Ancak Jose Mourinho'da vücut dili olsun açıklamalar olsun ve saha içi dokunuşu olsun henüz diyelim ki ben bu sözleri söyledim ve savundum. Hani benim sözüme hizmet eder bir tavır da yok. Mesela, Mesela yani. ortalar özellikle istedim yani hmm. 16-11. Evet. Ortalar sence yeterli mi? Ya, yeter... Yani isabetli kısmına hmm. bakıyorum. Orada zaten yeterli olmadığını görüyoruz. Evet. 16'ya 4 16, 4 e 16. 1 e. 16'ya 4 gelmiş ki bunların da iki tanesi aslında elle tutulabilir pozisyon olarak akılda kaldı. Hatırlayın. E, çoğunlukla o 4 e, olan da biraz doldurma pozisyonları evet, olduğunu tabii. söyleyebiliriz. Ama diyorum yani Fenerbahçe'nin bu e, hücum koordinasyonunda bence şunu da unutmamak lazım. Kesinlikle e, mesela geçmiş dönemde duran toplar veyahut da e, işte ön taraf baskısıyla kazandığın toplar 3. bölgede. Onları şu anda hiçbirini göremiyoruz ki. Mesela e, bu takımın duran topları veyahut da bu takımın hani penaltıcısı e, kim? Yani düşündüğün zaman o konuda bile şimdi e, penaltıda hadi Ceko oynuyorsa Ceko atıyor. Yani Tadiç atıyor. Ama e, duran toplarda aynı etkiyi Fenerbahçe'de görebiliyor muyuz? Ayaklar o kadar iyi ki. <laughs> Seçmek zor. E, biraz, ya, benim bir bakış açım. Evet netleşmesi gerekiyor ama ya, ayaklar da çok iyi abi. <laughs> yani çok böyle şey ya, amiyane dedi. bir tabir olacak ama ayaklar da çok iyi. Şimdi buradan daha genel bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Ennesri biraz ilham verdi. Yetkin abinin söylediği e, guizalaştı falan gibi hemen. Hemen işliyor bakın. Fenerbahçe hikaye yok, çok... Yok buraya kilolu geldi evet. yani, falan böyle. Evet. Fenerbahçe kadar kolay enjeksiyon şeyi yok. Yani böyle enjekte ediyorsun mesela. tık yeni guiza diyorsun. Herkesin aldığını görüyorsun. Bak sabah söylüyorsun. Akşam herkes mahalle kahvesinde aynı cümleyi söylüyor. Guizalaştı bu diye. Bu bak Fenerbahçe'nin şu tablodan yani şu istatistiksel tablonun dışında da halletmesi gereken bir şey var. Çok söylüyoruz Fenerbahçe kültürü üzerine ama bunu ne kadar etki ed ediyor o da ayrı bir şey. Fenerbahçe'nin aşması gereken bir sorun var. Fenerbahçe'de hikaye eksik abi. Bak Jose Mourinho zaten dünyanın falan filan diyoruz ya. Büyük hoca tamam koyduk. Kadro yöneticilere göre tarihin en iyi kadrosu. Tartışırız, Tartışırız burada hemen 105 evet. seneyi çat çat koyarız içeri. Tartışmayalım ben, ben tartışmam. Tarihin en iyi kadrosu falan değil. Ee, ama tartışılır. Koyduk buraya. Yalancı hikaye yani totalinde. Abi sonra me meydan duygu hortumcularına kalıyor. Dönüyorsun Galatasaray'a. Galatasaray'da bir hikayeler bütününü bir görüyorsun. Fenerbahçe'yi böyle izliyav ekran başında. Orada hikaye var bende niye yok? Bu sefer ateş etmeye başlıyor. Şöyle söyleyeyim anlamı şöyle güçlendirmeye çalışayım. Kaan Ayhan Fenerbahçe'de oynar mı? Galatasaray'daki gibi oynar mı? Düzelterek söylüyorum. Oynar mı? E, Mert Müldür'e yeni nesil tabirle söyleyeceğim, bana ait değil özür dilerim. Çök diyorsun. Kerem Demirbay, Galatasaray'daki Kerem Demirbay performansını Fenerbahçe'de verebilir mi? E, Mert Hakan'ı profil olarak bir tartışalım. Bak izlediğim Mert Hakan'ı demiyorum, dönüştürülmüş Mert Hakan bu. Transfer ettiğim Mert Hakan'ı söyleyelim. Ya da Mert Hakan'ı alıp Okan Burak'a verseydik. Şimdi istemez de. Gelelim Abdülkerim Durmaz'a. Oynar mıydı Fenerbahçe'de? Özellikle üst üste hatalar yaptı. Geçen sezonun son bölümünde de dahil olmak üzere. Oynatamazdın Fenerbahçe'de. Berkan. tam bir dönem yuhalandı. Burada parantez aç kapa yaptım. Berkan'ı sol bekte, orta sağda, sağ bekte. Oynatabilir miydin Fenerbahçe'de? Son günlerin yıldızı kim? Yunus Akgün. Oynatabilir miydin Fenerbahçe'de? Ya bu oyuncularla orada bir hikaye yaratılıyor. E sen Fenerbahçe'ye bir dönüyorsun. Ennesli Guiz oldu. Ne zaman oldu ya? Ne zaman ne zaman guiz oldu ya Nesli? Daha dur dün bir bugün iki. Uyum bu sürecinde. Adam, e, robot mu ya geldi dur bakalım. E, böyle çok çabuk aşağı çık. Çünkü hikaye yaratılmıyor. Hikaye başkaları yaratıyor ondan sonra. Fenerbahçe'de hikaye yaratmak diyorum ya enjeksiyonu çok çabuk oluyor Fenerbahçe. Mert Müldür. Ya derbi de çok kötüydü ben de kabul ediyorum. Ama biz yani hikaye yaratanlar olarak bu hikayeyi bu takımın üzerine veriyor muyuz düşüncesi var mı yöneticilerde? Ya bir de bizde şu e, orada sözü alayım. Evet. Bir forvet yeme olayı var. Yani öğütme olayı var diyelim hatta öyle söylerim Fenerbahçe'de. Yani şöyle geçmişten bugüne e, zaman makinesinde binip gittiğiniz zaman Andersson buraya kralı olarak yani geldi bak, abi. Anderson geldi. Burada işte boş kaleye topu kaçırdı. Eyvah eyvah dediler. E bakıyorsun Kezman, e, Guiza bunlardan bir diğeri. Hadi yeni döneme dönelim. Herkesin hatırlayabileceği oyuncular. Serdar öyle golcü, böyle golcü, milli takımımızın golcüsü falan derken Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline dönüştü. ve Umut Dair ligin gol kralı olarak alındı vesaire. Yani Fenerbahçe'de ciddi bir forvet öğütme makinesi gibi. Oraya kimi alırsa alsın. Mesela şimdi az önce sen Galatasaray örneğini verdiğin için söylüyorum. E, 20 milyon euroya gittin. El Nesiri'yi aldın. Adamlar 100 milyon euroluk adamı buraya getirdi. Hemen. Ve şimdi Osiman da de geldi derbide işte göğüsle pası yaptı, golü attırdı vesaire. Daha ilk maçtan etkilerini e, göstermeye başladı. Ama e, ya yani şimdi diyorum ya e, elindeki malzemeye göre güzel yemek yapma diye bir gerçek var. Çok özür dilerim abi. Sen konuşunca zihnimi açıyorsun kusura bakma. Aynı hikaye tersten yazıldı. Yine Galatasaray galip. Şöyle. Anelka geldi, Riveri aldı Galatasaray. Yani o simen nesli gibi bonusu düşünebilirsin. Gibiydi. Bonus diye Kim fayda sağladı? Ribery'den daha fazla fayda sağladı Galatasaray. Aleka şampiyonluk maçına yedek biliyorsun. Yani senin hikaye bakışın yıllardır böyle. Yıllardır böyle yani. Özür yani, dilerim ama Final sonlandıramama gibi bir gerçek de var Fenerbahçe'de. Hani Galatasaray'ın hikayesinde hep o başarıya giden, kupaya giden yolda adamlar o işi dediğin gibi doğru kahramanları buluyor ve hikaye ve senaryoyu da doğru yazıyor. Ve sonuçta başarı geliyor. Mutlu sonla bitiyor. Fenerbahçe'de ise bütün dramatik hikayelerin hep sonu var. Yani son dakika 3 tane şampiyonluk kaybeder misin ya son maçlara kadar gelip hani hep ikincilik koltuğu kimseyi mutlu etmiyor. Yeni mi nesil? Yani hani 10 yıldaki şampiyon olamayan nesil şu anda yine karamsar. Ama diyorum ya mesela El Nesri'de kaldığımız için söylüyorum. El Nesri'yi doğru kullanacaksan çevresini de ona göre düzenlemen lazım. Yani Bak Maxima çok iyi oyuncu. İşte derbinin en iyisiydi belki Fenerbahçe adına ama ya o çalımlardan sonra e, golcüne ulaştıramıyorsan veyahut da sonuç alamıyorsan bitmiyor iş. Yani o topu o kaleye atacaksın ve bir şekilde sonlandıracaksın. O forvetinden o e, başarı hikayesini yaratacaksan. Mesela e, Nihat Kovacevic ikilisi belki de tarihin en iyi ikililerinden bir tanesiydi. Ama %100. arkasındaki Real Sociedad kadrosunu düşünün. Karkinler vesaire hepsini hatırlıyoruz. ya yani. çok yani i̇yi bir evet. kadroydu ve çabe olan sular falan hepsi çok iyi işler yapmış. Şimdi sen iyi bir yemek çıkartmak istiyorsan doğru malzemeleri içine dahil etmen lazım. Yani sen burada el nesriyi ne kadar besleyebiliyorsun? El nesriyi kanat organizasyonu. Ir, i̇rfan var ama gezkin abi yani İrfan'ın kestiği ortalarda çok böyle e, adrese teslim ortalardır. Hı hı. Yani e, besleme anlamında yani İrfan gibi bir oyuncuyu e, nereye koyacağız burada? Yani önemli bir rol değil mi? Ya işte diyorum ya İrfan'la oynayacaksan mesela Şimaskin'in bana Allah aşkına hepimiz burada konuşuyoruz. Şimaskin'in nasıl bir dokunmazlığı var? yani Hocanın prenslerinden biri anladık. 3 tane Ama olsun üçünü de oynatırım demişler. Hepsini de oynatırım diyor. Evet. Bak Şimaskin kötü oyuncudur de, de, demiyorum ben de. Yani Geçen yıl en skorer oyuncularından bir tanesiydi. Serdar abinin de kulaklarını çınlatalım yani. aynı zamanda. Ama e, işte olay şuraya geliyor. Kötü oynuyorsan herkes değişebilir. Yani herkes değişmeli. Sen ee, bir oyuncuyu e, mesela İsmail'den örnek verelim. İsmail geçen maçtaki top kayıplarından sonra Amrabat'ı oraya koy. Hani o anda o gün kötü oynamış da olabilirsin. Yani yerine oyuncu değişikliği yapabilirsin ama Şimanski bakıyorsun ya dünkü oyunda da öyle. Şimanski'nin bana doğru yaptığı bir iki tane örnek verin veremiyorsun. Ben de sizi dokunulmazlığım var. Ne var ya? Yani? izliyorum. <laughs> ne güzel zenginlik aslında evet. konuştuğun şey. İşte problem İyi orada. Var. İrfan Can var ya Cengiz Ünder'i var Fenerbahçe 15 milyon yatırım yapılmış. Cengiz'in 11'de ne işi var kardeşim diyor adam. Zenginliğe bak. Şimaski oynamaz diyebiliyor yetkin mi çünkü kafasında iki tane alternatif oluşturabiliyor. Merkezi hemen üçlüyor, ikiliyor bir şey yapıyor. 10 numaraya tadı içi çekiyor belki. ya sonra, sonra Beşiktaş'ta bu yok mesela ya Beşiktaş'ta yok Galatasaray'da yok bu büyük zenginlik. Bu hikaye burada hikaye eksik diyorum. Yani şöyle anlatayım. Unlu yumurtalı doğum günü kutlaması yok Fenerbahçe'de. Cengiz kötü evet. Cengiz'le biri çekip konuşuyor mu? Cengiz gel bakayım buraya. 15 milyonluk yatırım. Türk. Türklerin kendine az tavırları var. Gel bakayım buraya. Abi olayı şöyle bağlıyor mu Fenerbahçe bununla gibi? Bir hikaye yaratıyor mu? Fuka, bak olayı şöyle bağlıyorlar. İşte hadi hocanın yardımcısını gönderelim. Analizcisini evet. gönderelim. Ha, maçları iyi, iyi, analiz edemiyor. Bu mu ya olay? Şu anda Adana spor. Allah aşkına şu anki durumuyla ilgili. Hani burada asla küçümsemek için bunu söylemiyorum. Tamamen kadrosundaki oyuncularını gönderdiği için söylüyorum. Yani bir küçülmeye gitti kulüp. Ya başkanın hani orada elini biraz çekmesi. Kablodaki oyuncuların gitmesi. Ya, Fenerbahçe, transfer yasağının olması. Transfer yasağının olması. E, Fenerbahçe zorla bir sıfır yendi. Hatırlayın yani o da böyle Maksime'nin getirdiği topla Ceko'ya verip Ceko'nun bitirdiği bir... Ya, bir sıfır o Adana Demir Spor'u zorla yendi. Ama e, rakibin gelip çok daha rahat bir şekilde yenildi. Ya ben burada hani sadece kıyaslamak için söylemiyorum. E, Fenerbahçe'nin işte yap, yaptığımız şey şu. Hadi hoca, hocanın yardımcısını gönderelim. Analizisini. Ya Adana Demir neyin analizini yapacaksın abi? Hani sen demek ki sağ içinde dersine doğru çalışmıyorsun. Galatasaray maçı. Sen dersine doğru çalışmadığın için Galatasaray'a karşı böyle bir mağlubiyet alıyorsun. Bu benim yorumum. Ben, yani ben de şöyle ilave edeyim. E, i̇tiraz etmiyorum e, kesinlikle. Fenerbahçe'nin oyun şablonunun tab ve hocasının elbette zaman ihtiyacı var ve Eylül 27 bu hakkı %100 şüphesiz sahipler. Çünkü oyun formatı değişiyor, kimlik değişiyor, hoca değişti, oyuncu profilleri değişti, terdisini kaybetti, o sayısı bakın gidiyor geliyor daha oturmadı. Hepsini okey abi. Ama bu zaman marjını verebilmek için Fenerbahçe'nin yarattığı hikaye en başından bozuk çıkıyor. Onu söylüyorum. Fenerbahçe'nin Raul Meireleş hikayesine ihtiyacı var. Otobüsün içinde şarkı söyleyen Meireleş, Gülşen şarkısı. Taklit ettirme anladın değil mi? Taklidini de yaptırtma bana. Düşü aklıma geldi de. Meyrele şarkısı söyletecek hikayesi yok. Tribünde eskiden yanardı şimdi yasak ama maytaplarla takım e, sahaya girdiğinde aa burası Kadıköy galiba. Yok. Fenerbahçe'nin e, Brezilya usulü doğum günü kutlamasına ihtiyacı var. Senin söylediğin özettiğin ruh o şeyi hikayeyi yazacak insanlara ihtiyacı var. Ben bir kez daha Sayın Ali Koç ve yönetime şunu söylüyorum. Bir sürü şeyi doğru yaptığınızı iddia edebilirsiniz. Sayın Ali Koç burada olsa sen konuşuyorsun da şu kadar oyuncu satmışım. Dünyanın en büyük hocasını getirmişim. 6 senede şunları yaptım dese böyle dinler herkes. Diyorum ki bunların hepsine okey. Ama sen bedeni yaratmışsın da ruh yok. O ruh hikayeden geçer. Sen o hikayede yaratamıyorsun. Bu Fenerbahçeliliktir. Bunu satın alır insanlar. Galatasaray'da yıllardır bu ruh var. Sen yani, de yok. Ben öyle düşünüyorum. Kabul etmek gerekirse, hani o da zamandan özür dilerim. E, Ali Koç'tan bırakıldığı için şimdi sözü devam ettireceğim. Şimdi Türkiye'de biraz yılların gerçeği var. Hani Fenerbahçe geçmişte çok daha kötü kadrolarla şampiyon oldu. Bunu zaman zaman gerçekten çıkıp yaptığım bir açıklamayla, zaman zaman işte eee Samandıra'ya gidişte zaman zaman işte önemli Türk oyuncularının devreye girmesi. Şimdi Volkan Demirel kaç tane Volkan Demirel var abi? Düşünelim. Ya i̇lk Volkan sonlu gibi şu anda. Ya şimdi düşünelim ya Türk futbolundan bir Volkan Demirel gerçeğini evet. konuşmamız lazım bence. Öyle zaten ben yerli oyuncu sayısı da Fenerbahçe'de. Ama o Volkan Türkiye'de Demir e... yerlerle şampiyon oluyorsun. Evet. Fenerbahçe'nin ilk 11'inde o sayıyı yetersiz Volkan Demirel ben... sahaya çıktığında farklı bir hikaye olurdu. Ya o Volkan Demirel Fenerbahçe'nin ta kendisiydi var. bence. Cidden. hani evet. Volkan Demirel varsa ya bir hareket yapardı. İşte bir Lincoln ile yürüyüş yapardı. İşte ne bileyim arkadaşlar şöyle bir durumlar kendini ön plana atardı falan ama bir şey yapardı. Hani oradaki Panaton o erdi, Kötü enerji o çekerdi. Rakip, yani düşündüğümüz zaman ya bak Beşiktaş'ın bir tane şampiyonluk hikayesinden bir örnek vereyim size. Stadı yapılıyordu. Hatırlayın. Bütün medya stadın yapılış hikayesine gitti. Takım gitti şampiyon oldu. Oraya evet. ilgiyi, odağı oraya çekerek Hatırlayalım. Yani bazen algı yönetme diye de bir şey de var. Kesinlikle. Mesela ben de bir örnek vereyim. Sabah konuştum Kemal Aslan'la. Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından biri. E, aynı fikirdeymişiz. Yani bu maçta o da reaksiyon bekliyormuş. Sen maçında. Bir hikaye anlattı. Yani 100. yılda Fenerbahçe şampiyonluğu garantiliyor ve işte eski adıyla Samiye'ne gidecek. Galatasaray'la şampiyon şampiyon sahaya çıkacak. Bir hafta antrenman yapmadık dedi biz. O hafta antrenman yapmadık. Ama tekrar bir araya geldiğimizde şuna herkes hem fikir bir ortaya koydu. Arkadaşlar şampiyonluğun tacı burada derbi kazanmaktan geçiyor. Çıktılar top oynadı ve kazandılar. O sulu derbiden bahsediyorum uh -huh. bu arada. Öyle tarih öyle geçti. İşte bunu yapabilen tak ne? Takım diyoruz. Reaksiyon takımı. Fenerbahçe'nin bugün itibariyle bu takımı reaksiyon verdiğini söyleyemem sen Julio'ya karşısında. Evet kazanmıştır, 3 puan koymuştur. Okey ama... Ee, reaksiyonu gösterme Özellikle ilk 20 dakika maç çok başka bir yere gitseydi. Şu an başka konuşmalar yapılıyordu. Fenerbahçe'nin o yüzden bir hikaye yaratıcısına bir storyteller'a ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Onu da tekrar söyleyeyim. Diyeceklerim hikayeyi bu kadar takıyor Fenerbahçe ile ilgili e, bölümü kapatmadan önce şunu da söylemek lazım. Tabii e, Ali Koç işte yapılanları konuştuk, yapılmayanları konuştuk ama bir yandan da şöyle bir hafızamı tazeliyorum. Yani Ali Koç da taraftarın istediği her şeyi yani hoca, oyuncu, her şeyi takıma monte ettiğini de düşünüyorum bir nevi. Taraftarın istediğini yapmayacaksın. Oyunun hakkı neyse onu yapacaksın. Yani Taraftarın istediği taraftar derken yani ihtiyaç derken sözü olan. sözü geliyor yani. aklıma. Taraftarın takımı iyi bir asla forvetti. kazanamaz diyor. Çünkü asla 11'le ile çıkmamış. İyi bir sahibi. forvetti, iyi bir forvet geldi. İyi bir hocaydı, iyi bir Abi hoca. Bu kimi ama... tespiti ama? Yani iyi bir Forvet kimi tespitti? Sen hangi akılla bunu yaptın? Mesela Ferdi sat Ferdi ben de satarım ya. yani. Ennesirili için, için bizim bir kriter ihtiyacımız var mı sence? Yani Hayır. İyi bir Forvetti mi? Hayır şunu söyleyeyim. Ya da Jose Mourinho. Şimdi Ennesirili e almaktan, ya seviye oyuncudan çıkmaya karar vermiş. Bunu ayrı konuşuruz. Satmaya karar. 20 milyona çıkmaya karar vermiş. Bunu ayrı konuşuruz. Bir de bunun alın versiyonunu konuşuruz. Tartışılıyor mu bu o önemli? Konuşuruz. Herkesin bir fikri var. Ferdi'den ben de çıkarım. Tekrar söylüyorum. Ferdi'yi satmaktan kolay bir şey var mı abi? İki şey. Sen şimdi Benfica ile gazeteci öyle çalışıyor. Benfica'yı geçti Fenerbahçe. işte Sporting gibi satış yaptı falan. Sporting sadece satmıyor abi. Sattığının yeni hemen buradan denize oraya monte ediyor. Öyle satıyor. Bak şimdi Kerem'e ne yapacaklar? O hikayede var mısın? Bu şeyde Joe Mario <laughs> hikayesinde bahsettiğin. Yani Kerem'in oraya almasıyla Joe Mario Beşiktaş'a geldi. Yani mevkisel gitti ama. Şimdi bu birinci kaydı. Yani... İkinci kaydı şu. Ferdi'nin satışını sen mi yalnız, istiyorsun? Çok da yalnız bırakmadı. Yani yapması gerekenleri yaptı gibi. Ama sana şurada. Yani ben bir yere tüme de... varayım da sanki Ferdi üzerine eleştiri getiriyormuş gibi anlaşılmasın anır, izleyicilerimizden. Hani. Ferdi sattın bir tamam söyle iki sen yerine adam koymadın okey. İki bu senin rızanla mı hocanın rızasıyla mı futbol aklın rızası yani üç imzadan geçerek mi onaylandı? O önemli. Yani tüme şöyle varayım. Sonuç itibariyle ortaya bir akıl koyulur ve bu akıl bir hikayeyle biz buna iletişim deriz. Takım olma duygusu deriz. Çok eski abilerimiz kolej havası var bu takımda der. <laughs> Nasıl algılıyorsanız. <laughs> kolej havası. Tamam. Ben eskileri tabirini kullanmadım. Bilinen, tamam. Kolej havası yok Fenerbahçe'de demedim de hikaye ihtiyacı var dedim. Bu hikayeyi de yöneticiler yaratır. Ya, Tüme böyle varayım da sanki ferdeleşmesi yapıyormuş gibi olmaz. Bir şey da. sadece küçük bir şey söyleyeceğim. Arda Güler'i bir yıl çok iyi oynamış bir Arda Güler'i bir sene daha tutsaydı Fenerbahçe çok başka bir senaryo olabilirdi belki ama Arda'nın yük ya tutamazdı da. Yuk, yani tutamazdı da. Hı hı. E, şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Arda'nın en iyi arkadaşlarından bir tanesi Ferdi'ydi. Ve Ferdi'nin de ben kendi yani hem yakın çevresinde hem de hani muhabir arkadaşlarla konuştuğum zaman da ya Ferdi'nin de artık kendi hani gitme istediğine dair bazı şeyler duyduk. Tabii, hani tabii yani yani bu kadar çok iyi bir Avrupa şampiyonası tabii. geçirmiş bir Ferdi'nin hani gitmesi de lazım belli başlı. Evet evet ben yani. bu arada onu hiçbir itirazım Aynen yok öyle. Yine yanlış anlaşılmasın. Yo, oradan sen taraftarların <laughs> istediğini yaptın. Ferdi, Ferdi de verdi. istiyor onu söyleyebilirsin. Evet, evet. Ben buradan... de şöyle Yetkin abi şey dedi ya hani Ali Koç taraftarın istediğini evet. yaptı. K taraftarın istediğini değil futbolun gerekliliğini Aynen. yapacak, bunun için akıl yürütülüyor mu? Bu akıl kaç denetimden geçiyor? Öyle aklımıza perde geldi diye örnek verdim. Ben Diyorsan... şunu söylemek Aynen. istedim. Yani e, Ali Koç ve yönetiminin de e, sağdaki kadroya bakınca, sağ kenarındaki teknik direktöre bakınca aslında ellerinden gelenin e, en iyisini yaptığını düşünüyorum bir futbol sever olarak. Ama senin söylediğine şu anlamda katılıyorum. Eğer takım içerisinde bir kolej havası yaratılmadıysa yani bu farklı bir yorumdur. Saygı Şöyle dedi. abi sadece takım içinde değil yine yanlış anlaşıyorum şunu toparlayayım Ko şey olacağım. Takım içinde kolej havası yaratılması da değil. Şimdi sen bir hikaye yaratırsan Ennesli'yi açtı diye bir söz çıkmaz. Bunu sen koruyacaksın bu kalkanı sen yaratacaksın demeyin. Yani evet ben Brezilya usulü doğum günü kutlaması lazım dedim takım içinde o da lazım. Çünkü o reaksiyona dönüşüyor ama Ennesli'yi korumanın da bir yolunu bulman lazım. O zaman kim daha geve iyi bir hatipse... Taraftarlar onun peşinden gidiyorlar. O hatibin sözlerini gerçek kabul ediyorlar. Sana diyorum ki sokağa yayılmış durumda. En nesli Nasıl bu kadar hızlı olabiliyor? Ya bir de korumak istiyorsan. En kaç maç oynattı Fenerbahçe? Şey? Üst üste. Üst üste oynattı. Üst üste, üst üste yok, Zaten Göztepe maçında. Tabii, e... zaten yok. Üst üste Farklı yok yani. Üst üste hiç yok. Şuna da oynadı. Yaşamadım. Hep Jack oynattın. En tabii biraz da geç geldi. Yani kamp yaşamadı. Onları da içine, işin içine dahil ederiz ama. El Nesriyi korumak istiyorsa adamı daha oynatmadı maç üst üste Ya biraz birinci adam olduğunu bu kadar para harcadın, birinci adam olduğunu El Nesri hissettirmedi de e, bu kulüp şu anda. Sen El Nesriyi bir 6-7 maç oynatırsın, yani herkes şöyle bir e, yapıda gelmeyebilir. Şimdi Icardi'yi kaç maçtır yok, adamı sahaya sürüyorsun, İlk gelen topu çat diye uzak köşeye bırakıyor abi. Şimdi ama şimdi El Nesri'nin bir de e, buraya gelirken, onun adına da başka bir macera Fenerbahçe. Kabul etmek gerekirse. Kesinlikle. E, İspanya'dan buraya geldikten sonra burada kendini kabul ettirmesi, bu kadar uzun süre baskı altında olan bir camianın birinci golcüsü olabilme. Şimdi Ceko aşamaya geçti zaten. E, Ceko'nun bir de yaş seviyesini düşünelim. Hani burada belli başlı kriterler de var. Bence El Nesri'nin e, Fenerbahçe'de o senin koruma kalkanını oluşturmak isteniyorsa, Burada tabii Jose Mourinho'nun karar verici tarafta olduğu için onun mesela kaç dakika dayanabildi son maçta? Yani Julio maçında. Yani belli bir artık Ceko'yu almak zorunda kaldı. 70 küsürdü galiba. Or oralarda evet. değiştirdi. Yani dayanamadı artık belli bir yerden sonra. Çünkü ama üst üste bir oynatıp Fenerbahçe'nin birinci golcüm benim El demeye insanların hazırlanması gerekiyor. Ben de şöyle... Jose Mourinho'nun bunu sağlaması lazım. Şöyle örnek görebilir miyim? Tam akışı bozduk. Hı -hı. Kusura hayır, hayır. Da. Ben çok üst üste gittim. Hayır, hayır. vereyim. Derdimi daha iyi anlatayım. gidip ondan sonra Beşiktaş'a şey geçeceğiz. anlatmaya son çalışıyorum. Son 2-3 dakikamız. E, ee, basketbolda bir e, hezimeti var Obradovic'in. Zannediyorum bu e, Baskonya maçı olabilir. Basketten çok anlamam ama bir hezimetin sonrasında diyor ki ben bırakayım. Yürütemeyeceğim bu işi, bırakayım. Başkan bu kadar emek verdi, bu kadar iyi kadoku ben halledemiyorum. Bakın Obra Doğut söylüyor bunu. Sayın Aziz Yıldırım, yemek yiyorlar beraber. Sen canına sıkıyorsun bu kadar ya diyor. Rahat ol ya, bu işlerin üstesinden geliriz diyor. Belki birbirlerine bir hediyeleşiyorlar belki, bir karşılıklı tütün yakıyorlar. Hikaye oradan yeniden başlıyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Jose Mourinho için işler daha bakın surat, basın toplantısında surat ifadesi söyledim. Buradan yine söylüyorum. müter şey kullanın. Anlık çeviriye ne derler? E, simultane. 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 tercüman kullanın. Dünyanın en önemli hocası konuşuyor. Hocayı duyalım. Ses başka yerden gelsin. Tercümede kelimelerin vurgusu dahi önemlidir. Jose Mourinho dün çok önemli şeyler söylemiştir. Tercüme Türkçesiyle anlaşılamamıştır. Bence ayar da vermiştir. Özellikle spor medyasına da ayar vermiştir. Sosyal medyaya baktım fark edilmemiş. Tamam. Aynı Jose Mourinho bir süreçten geçiyor. Uyum diyebilirsin. Hafife alma diyebilirsin. Önemsememe diyebilirsin. A anlamama diyebilirsin. Bunların içinde bu yemeği yiyor musun? Al şu bunlar başka dünyaları var. Özel uçakta bir git gel iki gün kafanı dinle dedin mi? Hikayeden kastım bu. Bu hikayeyi yaratabilmesi lazım Fenerbahçe'nin. Yaratamayınca Fenerbahçe çok dokunulur bir camia. 2015'te Emenike'de yanlış örnek olacak ama Emenike'de formasını çıkarıp ben oynamıyorum dedi. 2024'te aynı zulmü nes e, mobbingi Enesli en de görüyor. Ya da işte Anderson dedi Anderson görüyor. Yani değişmez. Evet. Fenerbahçe oyuncusu dokunulur. Benim Kaan Ayhan oynayabilir miydi dememin sebebi o. Ya Kaan Ayhan'ı profil olarak diyelim ki futbol menajer oynuyoruz. Profil olarak koyduk. Koyar mısın bu kadroya? E Galatasaray'da takır takır oynuyor. Berkan'ı koyalım FM profili olarak alalım. Fenerbahçe'ye koyar mısın? Kimya bozuldu. E Ga <laughs> Galatasaray'da yani United maçı 3-0 yendiği maçın kahramanı Berkan Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlar. <gülüyor> reklama <gülüyor> gitmemiz gerekiyor. Ağzınıza sağlık. Ee, kısa bir ara ardından devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ta bu bölümle başlıyoruz. Beşiktaş Ajax deplasmanında farklı mağlubiyetle ayrıldı. Hem maç sonu haberimize gidelim hem de bakalım maçın ardından teknik direktör Van Broncos neler söyledi. Maçın ardından açıklamaları da bu haberin devamında sizlerle buluşalım. <laughs> de Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Kian Fitzjim, 51 ve 73. dakikada Mika Gotz, ve 55. dakikada Kenneth Taylor kaydetti. Bu skorla beraber Francesco Farioli ve öğrencileri Kupa 2'ye 3 puanla merhaba derken siyah beyaz ekip puansız kaldı. Avrupa Ligi deplasmanlarında oynadığı son 4 maçı toplam 16 gol yiyerek kaybeden Beşiktaş, turnuvadaki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor. Öte yandan Beşiktaş Avrupa Kupalarında en fazla Ayaksa mağlup oldu. Hollanda ekibiyle 7 maç yapan temsilcimiz tüm maçlarını kaybetti. Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Brokos da kariyerinde en fazla resmi maç mağlubiyetini Ajax karşısında aldı. Siyah beyazlar Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşmasını 3 Ekim'de oynayacak. Temsilcimiz Alman ekibi Einstein Frankfurt'u İstanbul'da ağırlayacak. Maça bakarsanız aslında maçta hiçbir iyi bir pozisyonumuz olmadı. Ama bugün çok kötü geçti. O yüzden Ajax'a çok da bir, bir bir tehlike yaratamadık. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Nerede hata yaptık ona bakmamız gerekiyor. Bazı seçim, seçimlerimiz yanlış yapılmış seçimler oldu bugün. Büyük bir kayıp, yani büyük bir mağlubiyet bizim için. Sezonun ilk mağlubiyeti. Ama devam etmek zorundayız. Pazartesi maçımız var. Yedi maçımız daha var gruptan çıkabilmek için. Ama bir dahaki maçta her şey sıfırdan başlıyor. Bu benim için de geçerlidir. Enerjimizi ona sarf etmek zorundayız. Ciro çok iyi bir oyuncu, muhteşem bir oyuncu. Ama rotasyon yapmak zorundayız. Mustafa iyi oynamadı bence bugün. Ona da söyledim bunu. Ama gelişimi için bu önemliydi. Nasıl hissediyor oyuncular ona bakıyoruz. Tabii ki Ciro ile görüştüm maçtan önce. Oynatmamayı karar verdim. Teknik direktörlük bu şekildedir. Fiziksel olarak nasıl hissediyorlar ona bakmak zorundayız. O yüzden de en güçlü kadroyu kuruyorsunuz. Ciro oynamadı o yüzden ka kaybetmek demek biraz kolay geliyor. Açıklamalar ve maçın sonundaki haberimiz böyleydi. Farklı bir mağlubiyet var. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Maçın başına gitmek istiyorum ve açıklanan 11 çok tartışıldı. 11 ile başlamak istiyorum. 11'i alabilirsek Mustafa Ekimoğlu tercihi. Yetkin abi seninle başlayalım. Başlayan 11 eleştirildi. Hatta Ajax teknik direktörü Francesco Farioli de böyle bir 11 beklemiyordum ama Galatasaray'da maçı bitiren kadro buydu dedi. İyi bir kadro çıkardığını söyledi ama o tarafı da şaşırtan bir kadroydu. Sadece bizi değil. 11'i nasıl buldun? de ben ilk gördüğüm an şunu hissettim. Açık konuşayım hatta. Sözlerimin başında bunu söyleyeyim. Beşiktaş ligi önemsiyor. Hani şu 11'i gördüğüm an ilk başta aklımda uyanan ve ee, sonrasında da hayata geçen şey buydu. Yani bak Rafa Silva'yı e, ön tarafta solda oynatmak Rafa Silva'nın tüm yeteneklerini de törpülemek anlamına geliyor. Benim düşünceme göre. Kadro içerisinde bak hani e, Salih'e biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Şu Onana'dan biraz daha fazlasını verebilecek bir oyuncu olduğunu düşündüğüm için. Ama şu kadro içerisinde yani Beşiktaş e, ön tarafa Mustafa'yı attı. Onu biraz daha geniş perspektifte konuşuruz. Yani bu maç mıydı Mustafa'nın şans bulacağı karşılaşma? E, kesinlikle değil. Çünkü çocuk gerçekten e, stoperlerin arasında ezildi. Kaybettiği toplarla e, büyük problemler yaşadı. Ve verimli olamayan sıfır şutla biten bir karşılaşma. Yani kadronun verimsizliği ve düşünün e, Galatasaray'a 5 atan, lige çok iyi bir giriş yapan bir kadrodan bahsediyoruz. Ve burada birkaç oyuncu o değişimi zaten getiren oyuncular. Ee, o dokunuşlar. Ama ben bu kadroyu gördüğümde benim hemen ilk aklımda uyanan şey Beşiktaş Avrupa'yı değil ligi önemsiyor. Bir benzerini geçmiş dönemde Trabzonspor'da eleştirmiştim. Yani sen e, iyi kadronla sahaya çık kaybedersin. ya yani Kötü sonuç alırsın. Bak kadro derinliğinin e, çok olmaması başka bir şey. Az önce Fenerbahçe'den konuşurken burada zenginlikten bahsetmiştik. Burada da aslında kadrodaki zafiyetten e, konuşuyoruz. İşte ön tarafta Mustafa'nın başlangıcı olmalı mıydı, olmamalı mıydı konuşuyoruz. Çünkü çok sırıttı. Ya Eyüp Spor maçında Mustafa'yı oynatıp dinlendirip eee bu maçta koyabilirdi düşüncesi de hakim. E, Ufukhan Ufukan sen nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle ben maçı izlerken şuran, ya yani Traoré'nin geldiği kanat yani Beşiktaş'ın sol beki ve oradaki stoperle uyumu çok dikkatimi çekti. Hem başlayan 11'i e, yorumlamanı rica edeceğim. Hem de e, Maso hakkıyla ilgili de bazı düşünceni onu da <laughs> almak isterim. Benim çok dikkatimi çekti. Benim için de yorumlar mısın? Estağfurullah. Gördün mü kadro derinliğini diye başlarım. Evet, onu da alabiliriz. Yani, kadro derinliğini. Ee, Burada satır arasında pek. çok konuştuk. Evet, çok konuştuk. Ekrandan bak önümde var gerçi. Ne diyor Gjoçu? İmobile'yi dinlendirmem gerekiyordu diyor. E ikinci Forbet forvet Hekimoğlu Mustafa olunca onun da oyun tarzı bu maça uymadı açıkçası. Zaten deneyimi de sıkıntı da Mustafa Ekimoğlu hani bizim seviyesi hepimizin malum olan ligde de o ilk 11'de çok tercih edilmiş bir isim değildi. Ajax gibi daha diri bir takıma karşı deplasmanda oyun atılması özellikle de geçiş oyununa ihtiyaç duyulan bir senaryoda çok doğru bir karar gibi durmuyor. Yani planlamaya uygun bir oyuncu olmadığını söyleyebiliriz. Semih hamlesi belki Beşiktaş adına oynanmak istenen oyuna daha fazla hizmet edecek bir oyun olabilirdi. Niye tercih edilmedi bilmiyoruz. Neticesi şöyle oldu çünkü. Beşiktaş İlk yarıda özellikle yaptığı hücumlarda Rafa olsun, Jetson olsun daha dikine diripniklerle ilerlerken e e, ön alanda ekranda e, ön alanda yer alan 4 oyuncunun e, 3 etkili ve uyumlu bir topsuz oyun örneği gösteremedi. E, Savunma arkasına doğru koşular da yapılamadı. E, gösterilen bir koşu var Mustafa Ekimoğlu'ndan 43. dakikada. Rafa pası da Mustafa ama topun tam anlamıyla kontrol edilmesine kadar ayak e, savunması topu kazandı. Yani dikine dribliklerle gerçekleştirilen ataklarda Semih'in varlığı rakibi savunma oyuncularını daha da yıpratabilir. Belki bu pozisyonlardan Beşiktaş gol golde çıkarabilirdi. E, Tabi ben Hekim Oğlu, Mustafa Hekimoğlu genç oyuncu oynatmayı iki açıdan bakıyorum. Özellikle rakip Ayaksken onu ayrıca değerlendirmek isterim. Bir hikaye de anlatırım onunla ilgili. E, mesela 27. dakikayı not almışım. E, Beşiktaş'ın atağı var Jetson'la yanılmıyorsam. Dikine driblikle çıkılmış. Raşit sağ, Mustafa Rafa arkaya sarkmamış. Yani doğru pozisyonda top çizgiden gelen Masuako'ya oynandı. Sana doğrudan pas atayım. Devamı out o pozisyonun. Şimdi 41. dakika yine driplikte çıkıyor Beşiktaş. Yine ayak savunması arkasına topsuz sarkacak bir oyuncu aranıyor. Yok zamanında sarkmaktan bahsediyorum. Top bu sefer sağ taraf Silverson'a aktarılıyor. Svensson tabii ki topu kontrol edemiyor. Top taca gidiyor. Yani Rafa, Jetson dikine geçmeyi başarıyor, hat kırıyor. Ama etkin bölgede topu kanata gönderip rakibe vermiş oluyor. O zaman merkezden yani Beşiktaş bu sezon başından beri ceza sahasına yay bölgesinden üçgen paslarla girilen setler oynarken oyunun hiçbirini oynayamamış oluyor. İkinci 45'te buna dönse de kendisi de zaten maçtan sonra az önce izledik itiraf ediyor. Halı saha maçı 60 dakika maç bitti iptal artık çareler çaresiz kalıyor. Ben öyle gördüm en azından. Yeni formatta biraz önce yani yayının başında bahsetmiştim. Yeni formatta atılan her gol, yenilen her gol çok kıymetli. Doğru. Yani e, puan durumu oluştuğunda birçok takımın yani puanları birbirine eşit olacak ve orada e, artı da averajı artı da olan için bir gol bile ah keşke o golü atsaydık dedirtecek bir durum. Farklı bir mağlubiyet, Kardo derinliğini de konuşuyorduk. Hem bu konu averaj konusunda 4 yani golün yenmesi hem de Kadu, kadro derinliği ekrana geldi. Ona da baktığımızda yani burada çok konuştuk. immobile olmayınca Mustafa Ekimoğlu. E Rafa Silva'nın çok önemli bir destekleyicisi yok. Yedeği yok. Yedeği yok hatta. E, Getson gibi Nasıl bakacağız bu tablo? Yani burada evet analiz ona tamam, evet Onanı. Ona, zor gördüm. <laughs> eleştiriyoruz ama yani yorumunu yapıyoruz daha doğrusu. Senin de yorumunu merak ederim. <laughs> Tabii yani önce ben bir, bir de karşı taraftan da başlamak istiyorum. Yani Ajax'tan da başlamak istiyorum. Ajax geçen sene tarihin en kötü sezonlarından birini yaşadı. Yani duvara tosladılar. E, aşağı tarafa küme düşme hattına yaklaştılar. Sonradan bir yükseliş dönemine e, getirdiler ve Farioli ile de başka bir yapılanmaya gidiyorlar. Yani ön tarafında oynattıkları iki oyuncu biri 19 biri 21 yaşında. Bunlardan bir tanesi Marcel God, diğeri de e, Fitz ikisi de zaten e, sahneye çıkan oyuncular oldu bu karşılaşmada. İyilerdi. Çok iyilerdi. Hakikaten iyildi. Çok, i̇yildi. Çok, ikisi de bence gayet e, göze çarpan oyunculardı. E, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada biz Mustafa Ekimoğlu'nu kullanırken ki... E, ...işte e, kurtların önüne kuzuyu bu karşılaşmada atmak mı tarafından devam etmek istiyorum. Çünkü oyunun içerisinde Beşiktaş adına konuşabileceğimiz... ...inanın futbol adına çok bir şey yakalayamadık. Yani... İstatistikleri de birazdan ekrana da getiririz yani oradan da yola çıkar. Evet maçın istatistiklerini de alalım. Yani Beşiktaş'ın konuşurken... oyunu şaşırttı, Ayaksın oyunu şaşırtmadı evet, aslında yani, değil evet. mi? Evet. Yani Ayak... Ne oynayacağı belli bir takım. Ayaks doğrusunu yaptı. Şimdi He. mesela bizim burun kıvırdığımız Traore'yi Başakşehir'de de kısa evet. bir süre geldi hatırlayın. Hadi solak oyuncu olarak onu kenara atıyorlar ee, veya ta kim ziyelidir geçmiş dönemde Ayaks'tan çıktığı için söylüyorum. İsabetli şutu yok yetkin abi. Yok işte bak evet. sıfır ya bunun daha açıklayıcı bir tarafı yok isabetli şutum sıfır. Hani gol beklentisi tarafında e, direkt olarak geçiyor. Rakip ceza sahasında topla buluşma 8. 36'ya yani, 36 8. Ya 8. Yani sen baya baya hani Sergen... sağ içinde dayak yemişsin. Evet, yani. Yani Sergen Yalçın döneminde de böyle fecat bir Ajax maçı var ama o kadar haklı sebepleri var ki o maçı. Kaç tane eksiği var vesaire. Yani burada biraz özellikle daha... kadro... Üzücü, üzdü bu. bu. Bence bu, bu tablo kadro, üzücü bir tablo. kadro derinliğine yazar. Ve bence teknik direktörün sahi çıkardığı 11'e yazar. Tabii. Ya yani. da sürdürülebilir bir oyun sorunsalı olduğunu düşünüyorum ben. E, çeşitli oyun planı olmayışı varsa da uygulanamayışı da Hı -hı. diyebiliriz. Bakın bir örnek vereceğim. E, hatta biraz çeşitlendirelim. E, Mustafa Ekimoğlu ile ilgili. Aklıma iki tane örnek geldi. E, Gökhan Gönül'ün Türk futboluna girişi. Ziko ÇSK. sakatlıktan dolayı maçı ile birlikte şans verişi doğru yerde o formayı aldıktan sonra vermeyişi ki, işte o Brezilyalılarla kurulu kadro içerisinde Gökhan Gönül'ün oraya ne kadar doğru monte edilişi örneğini vereceğim. Veya işte Fatih Hoca zamanı derbi, Fenerbahçe derbisi Semih'le Emre'nin aynı anda oyunu atılıp derbi kazandıkları bir maç vardır. derler vesaire hatırlayın. İki tane sürpriz seçimle maçı kazanmıştı Hoca. Ve işte ee, o, o, süreçte yapılan iki tane örnek veriyorum. Şimdi Mustafa Ekimoğlu herkes söylüyor. Antrenmanlarda çok iyi. E, büyük beklenti var. Ben de bunlara katılmıyor değilim. Mustafa Ekimoğlu'na ileriki süreçte belki yararlanacaksın ama yani o karşılaşma bu mücadele olmamalı. Ya. Sen Ajax basmanına gidiyorsun. En sert maçlarından bir tanesi. Yani oyuncuyu bu şekilde mi kazanman lazım? İşte görüyoruz Ancelotti yani Arda'yı yedire 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 kazandı ve çocuklar çok daha iyisini çıkar. Bak Az forma şansı verdiği dakikalar da var. onu da eleştiririm. Ama hani öyle bir kadro içerisinde Arda'yı atmadı hemen. Yani kurtların önüne okuzuyu hemen atmadı. Ve bu maçta bence oraya atarak Mustafa'nın da moralini bozdu. Sen iyi kadroda ve tam kadronda 2-0 olmuştur. Mustafa'yı kullanırsın. Ondan daha farklı bir şey de alırsın. Yani çocuk da gaza gelir. Ama şu anda Mustafa Ekimoğlu tarafında... İşte ju immobile oynamadı diye bu maçı kaybettik diyen bir Beşiktaş camiası var şu anda. Ben de şöyle kabul ed edelim yani. Şöyle ilave yapayım. Verdiği örnekten Yetkin abinin. Evet, Fatih Terim'in semi oynattığı maç var ama bir de Erik Gerets'in Fenerbahçe deplasmanına Ferhatla Uğur'u aynı anda sayıyor. iki futbolcu kariyerini bitirdi var. Burada önemli tabii, olan. Tabii. Şimdi, Alex arası falan evet, filan tabii, tabii. Şey, orada Ferhatla Uğur Aynen. kadroya girmekten o derbide oynayacağından haberdar olduğu gün perşembe akşamı. Şimdi oyuncular derbi hazır değil. Heyecandan ayağı titriyor. Kazan aslında oyuncu kazanmıyorsunuz. Oyuncu harcıyorsunuz o kararınızla. Burada benim Mustafa Hekimoğlu tercihine şöyle itirazım var. Orada genç oyuncu oynar mı falan değil. Katılmam da zaten. Ben şöyle bakıyorum. Bu oyun planının oyuncusu Mustafa Hekimoğlu değil. Uh, bravo. Yani profil Ay, olarak olay. profil olarak bu maçın oyuncusu değiller değil demek bana daha doğru geliyor. Yani oynat az önce o yüzden örneklerle ve dakikalarla anlatmaya çalıştım. Gidiyorsun gidiyorsun arkaya sarkacak oyuncu Hayır. Başka bir oyun. O, Semih daha uygun bir oyuncuydu. Yaş olarak Semih de genç bir oyuncu baktığınızda. Semih oynatsa ben çok itirazım olmazdı mesela. arkaya koşuları Semih daha iyi yapabilirdi. Evet. Ama şunu da söyleyeyim mi? Yani onu ne yapacağız? Çok yani ona ana gibi Monta bir orta sahada çok silik oynadı ya. Oyuncunun varlığı şimdi hocayı dinledik. iki tane altı ile oynamak zorundaydım diyor. Okey yani planı onun üzerine yapmış. Başlangıç planı da böyle anormal garip gelmiyor bana. Antrenmanlarda da iyiydi dedi. Yapacak bir şey yok. Ama e, verdiği pası taci atan çok hani e, şey dairesinde kalarak, kibarlık <laughs> dairesinde kalarak çok tarif edebileceğim bir oyuncu da değil. Onana ve Muçi iki tane geçen sezonun sıkıntılı şeyidir. <laughs> ee, sevgili yönetmenim gizemden e, bir ricam var. Grafik olarak hücum yönünü rica edebilir miyim? Bugün en çok dikkatimi çeken e, grafiklerden, istatistiklerinden biriydi. Katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum ama ben bir teknik direktör olsaydım e, Beşiktaş'ın sol kanadını yani Her sol bekine bekine, tutuldun değil mi? <laughs> e, sol, tutulmak görüyorum. Tutulmak evet. diyeyim, Oyun <laughs> olarak sol bekinin üzerine oyunu kırardım evet. ve Ayaks'ın oyun yönü %45 olarak şu anda Masu Akın'ın olduğu bölgeye doğru. Bu arada Cio Hoca da söyledi. Sol, sol çok kötüydü dedi. Yani, Kendisi de bu ama sonra. sadece bu maçlarda yani. değil. Çoğunda öyle. Evet. Yani bu da istatistik olarak da bizi destekliyor. Ya yani bak 2-3 tane yine destekleyelim. Şimdi bazı oyuncuları Masuakun'un da öyle. E şimdi e, Galatasaray'ın geçtiğimiz dönem yaşadığı ofansif bir bekle oynuyorsanız hakikaten e, çizgiyi kullanacak kim var bu? Yani üçlü oynayan sistemleri düşünelim. Liverpool, City üçlü sistemde oynuyorlar ama kenar adamları çok belli yani. Evet. Walker oynuyor, sonu... Trent oynuyor. Ha. Şimdi Siren sonunda üçleyip Masuaku'yu daha çizgiye bastırıyor. İşte Ama oradaki stoperlerin çevik olması, e, süpürücü olması gibi özellikler var. Şimdi Beşiktaş'ta e, bu maçtaki fark yenme olasılıklarından bazıları da zaten e, şu grafikten çok net bir şekilde algılanıyor. Yani Beşiktaş'ın sol tarafı otobana dönmüş durumda. Gelen geçiyor, giden geçiyor ve e, o taraftan yenen ve o tarafta yenen atakların da Bamburakos tarafından engellenmesi gerekiyor ama dediğin gibi nereye çıkıyor olay? Yedek. Yedek yok. Yani kadro derinliği da iyi bir sol kanat oyuncusuydu Deniz. niye <laughs> <laughs> aslında bununla ilgili bir e, grafik daha hazırladık. Katılır mısınız? Onunla ilgili yorumunuzu da merak ediyorum aslında. Biraz sonra haberine de geçeriz ilerleyen dakikalarda. Lugano maçının 11'i ile Ajax maçının 11'i arasında çok benzerlikler var. Özellikle hmm. e, İkisi eğer hazırsa, onlar da gelirse üzerine konuşalım. Ee, o anlamda da oyun kurulumu ve diziliş anlamında çok benzerlik var. Rafa Silva yani. yine, e, ben de izini dönebilir miyim gizem birazcık? Evet, e, Rafa Silva yine solda şey. endur musrati musrati onana yani benzer. E, biraz önce de bahsettiğiniz aslında evet. oyun sistemi, özellikle önlü Bero'lar ve Rafa Silva'nın solda Yetkin abi sen evet. bahsettin. Evet. iki maçta da ve puan kaybı yaşanan maçlarda ya Amerika'yı yeniden keşfetmeye falan gerek yok. Rafa Silva'yı sol tarafta kullandığınız zaman adamın tüm efektif yanını e, törpülemiş oluyorsun. Çünkü kalede uzaklaştırdığın an ya şimdi e, ligde arkaya koşu yapıp attığı golü düşünün. Samsun maçıydı değil mi? Her mi yanlış hatırlıyor? Şimdi o, o golü herkes atamaz. E, öyle bir on numaran varsa atabilirsin. Rafa Silva gibi. Veyahut da işte o şapkadan tavşan çıkarttığı birçok maçı konuşuruz ligin başından bu yana. Şimdi zaten şu iki örnekte hem Lugano maçı hem Ajax maçı Rafa'yı orada kullandığın anda bu takım geri, geri vites yapmaya başlıyor ve geriye doğru gidiyor. Çünkü sen, sana Rafa nefes aldırıyor ön tarafta. Topu tutuyor, dönüyor, arapasını bırakıyor ki tüm stoperleri kafa kafaya çarpıştırıyor. Yani böyle bir adamı sen alıyorsun, sol tarafa koyuyorsun. Bak bu Getson'un da performansını etkiliyor. Aslında zincirleme etkileniyor. Getson'u sen ortada kullanıp Rafa'yı o tarafa çektiğin anda Getson'un da toplu alışverişi kuracağı üçgenler falan da değişiyor. Ee, yani futbol içindeki birçok kişi bence bunu anlıyor. Rafa'yı orada kullandığın an e, efektif yanının çok büyük bir kısmını çöpe atmış oluyorsun. Ve bu sana oyun kaybettiriyor işte. Pozisyona giremiyorsun ya. Yani imobile şu maçta olsaydı Beşiktaş kazanabilir miydi? Ben size net bir soru soruyorum ve ben hayır diyorum. Ajax maçı yine kazanırdı. Ben yorum yapmayayım. Ufka hanım. Yo, Yok ben de ben, ben, diyemem tabii canım. Ben ya, İmobile şu maçta tabii, tabii. Mustafa Kemal'in yerine çıksaydı ve aynı kadroyla çıksaydı. Bir takımın ona ile maç kazanması çok kolay bir, bir şey. Yine kaybederdi. Çünkü oyun kurgusunda problem var bu maçla ilgili. Evet. Ve Ajax'ın taktiği e, Beşiktaş'a göre daha doğru tuttu ve bir de abi çok basit işler. Defolarını işte. kullandı. E, bir de çok basit yerlerde yani şimdi Mert tam iyi kaleci de topu bir çıkarıyor, birinci bölgeye, merkeze top atıyor. Dönüyorsun gol İşte 26. dakikada ha. Şimdi, ya pardon. Mertin degajında evet. gol ya şimdi evet. üç, hangi goldü o? Çok gol. gol oldu şeyde. savunmacılar birbiriyle çarpışıyor orada. Savunma yapamıyorsun orada. Şimdi bunlar da var. Savunmaların terste yakalandığı. Yani evet. anlarda da çok kayıp bir Beşiktaş var. Onu da söylemek lazım. Savunma çok terste yakalandı. Çok çok kötü yani, yani o açıdan. O hazırlığı Aradaki fark neydi biliyor musun bence? Plan da planda yani anormal eleştirmiyorum planı. İki plan arasındaki fark ya da iki takım arasındaki fark tamamen hızdı. Hızlı düşme ve hızlı hareket etme farkıydı. Beşiktaş'ın e, yapı itibariyle, takım itibariyle Onara ve Musrat ile hızlı hareket etme şansı yok. Süper Lig'de oynayan şu takımın hızlı düşme şansı yok. Bak bu ligimiz, ligi, ligden bahsediyorum. Avrupa ligini bir tarafı koyuyorum. Avrupa Ligi'nin ikinci maçta da sıkıntı yaşayacak Beşiktaş. Senin bek hattın Masuaku ve Svensson olduğu noktada çok gol yersin. İstediğin kadar iyi savunmacın olsa da yersin çünkü kenarlarından o kadar fazla geliyorlar ki üstüne. E düşün. 3 tane adamı pırpır pır oyuncu niteliğinde adamlardı. Başını döndürdü senin yani. Sağından atıyor, solundan geçiyor, ters pasla üstüne geliyor. E, dönenlerin hepsini alıyorlar. Ama neden takım boyu zaten kısaltılmıştı. Ajax bunu yaptı yani öne çıkarttı takımı. Ve Beşiktaş o hamle imkanını vermedi. Ajax'ın yani bir yerden sonra da psikolojik olarak gitti maç zaten. O üst üste skor alınca. E, Farioli e, burada çok eleştirildi. Tabii yani oradaki durum farklı. Var iyi hoca bu arada. Ya farklı Bence çalışan bir hoca. Orada yani burada çok eleştirildi. Orada durumlar farklı. Oza Superman mi diyelim ne diyelim? Sen <laughs> mi Batman'ciydin? Onun ben yine ben ben süper aynı yere geldik <gülüyor> yine <laughs> miydi <Superman yine. Superman gülüyor> O, o Batman'i. Tamam o Batman ci. Ci. Geçen gün yazıştık benim paylaşımından sonra bana yazdı. Sen ee, de süpermen. Burada dedi e, yine benim düşüncem aynı biliyorsun değil mi Superman dedi. tokatlar. Selam söyle. On, <gülüyor> <gülüyor> onu konuştuk yine kendisiyle. Şöyle bir e, şey yapayım. Yani bu bugünün konusuydu ama daha zamansız bakacak olursak bir Ajax Beşiktaş maçına hani bizde öncelikle Beşiktaş'ın maç önü paylaşımı şahaneydi. Yani Serpil Hamdi Tüzün'ü paylaşımı. Dün verdik onu eğer Dün. zafer bulabilirse bugün yine veririz çünkü ben de çok Gerçekten beğendim. Gerçekten müthiş. Güzeldi bu arada. Çünkü şunu söyle çok söylemiş biriyim çok ortamda. Bu ülke yani Serpil Hamdi Tüzün bu ülke çok şey verdi. Çok futbolcu kazandırdı. Bu ülke Serpil Hamdi Tüzün'e bir belgesel bile vermedi. Çok değerli bir isim. Allah şifa versin. Rahatsız. Beşiktaş'ı unutmaması çok kıymetli. Onu söyleyeyim. <laughs> Aynı zamanda Ayaks'ın biliyorsun bizde trajikomik bir yanı vardır. Yani altyapıda hep Ajax örnek evet. aradığımız Öyle bir tarafı vardır. Yani gideriz Ayaks'ın altyapısını gezer evet. bizim Şimdi, yöneticilerimiz. Dönerler Ayaks'ın cilgisi manşetler açılır. Müsaaden olursa bir gün bunu bana <laughs> bir altyapı hocası anlattı. Az sonra ismini paylaşacağım. Dedi ki Beşiktaş'ta çalışıyorum. Sahada yama var. Çatıdan su akıyor. Beşiktaş'ın tesisi dediysen Fule da Halı Saha'dan bozma yerden bahsediyoruz canım. Önce Şu anda bunu da verelim. ya ha. sesli olarak verme şansımız var mı Hadi ya da bunu girebilir miyiz? Ee, en büyük alt... gizeme soralım. En büyük tutkusu futboldu. Çocukluğunda aşık olduğu futbol onun için bir santranç oyunu gibiydi. Avrupa'nın en büyük altyapı kültürlerinden birine ev sahipliği yapan Amsterdam'ın yolunu tuttu görevlendirildiği Derby County Juventus eşleşmesini yerinde gözlemledi. Finale yükselerek Ajax'ın rakibi olan Juventus'la ilgili raporunu Ajax teknik ekibine sundu. Maça onun verdiği rapor doğrultusunda hazırlanan Ajax, Juventus'u devirerek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Hikayemizin kahramanı Serpil Hamdi Tüzü. Yurda döndüğünde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde göreve başladı ve Türkiye'nin en köklü altyapı kültürü olan öz kaynak düzenini kurdu. Beşiktaş'ına ve ülkesine birçok yıldız kazandırdı. Kurucusu olduğu öz kaynak düzeninin yetiştirdiği yepyeni yıldızlar şimdi Avrupa'da sahneye çıkıyor. Üstelik Serpil Amdi hiç de yabancısı olmadığı o yerde. Beşiktaş Kulübü dün sosyal medya üzerinden bu paylaşımı yaptı. Maç günü paylaşımı aslında buydu. Dün de satır arasında bu hmm. e, animasyonu, çok güzel işi gündeme getirdik. Bugün bir kez daha sen de değinince hemen evet, hatırlayalım yani isterim. Cengir Gökdağ'ın sesine sağlık. E, İletişim ekibi Okay Karacan abi var değil mi? Evet. Okay Karacan abinin emeğine, fikrine sağlık. İyi şeyleri de söylüyoruz gördüğünüz gibi. Bu arada Okay abi. E, bu İşten hareketle şunu da söyleyeyim işte Beşiktaş'ta altyapıda sorumlu bir hocamız kendisi anlattı bana. Fulya tesislerinde halı sahadan bozma o tesislerde damdan akan suyu kovalıyorlar. Merdivenle çıkıp bir yandan tamir ediyor. Yerdeki yamaları Japon yapıştırıcısıyla yapıştırırken bir telefon geliyor. Eski bir hikaye bu arada mevcut döneme ait değil. Ee, hazırlan Amsterdam'a gidiyoruz. Ne yapacağız Amsterdam'da? Ajax altyapısını gezeceğiz. Ya şaşırıyor diyor ki yani Yanındakine diyor ki ben tesise gelmedi Ayaks'a gidiyoruz. Kesinlikle tesisin hali ortada. Burayı eleştirmemiz lazım. Fareler cirit atıyor tesisin içinde. Ama hani emir demiri keser. Hazırlık yapılıyor. Yan yana ikili gidiyorlar Amsterdam'a. Gece yarısı varılıyor bu arada. Geç bakayım şuraya diyor yöneticiyle geçiyor ikisi. Beraber bir fotoğraf çekiliyor. 5 dakika sonra bilmem ne nokta com'da haber. Beşiktaş'a Ayaks modeli geliyor. Daha tesisten içeri girilmemiş bu arada. Haber bu. Ertesi gün tesisler içeri giriliyor. Hocalar bizim hocayı görünce sarılıyorlar, konuşuyorlar. Yönetici şaşırıyor. Ya diyor siz tanışıyor musunuz? Ya diyor ki biz zaten istişare halindeyiz. Fikir alışverişi, yenilikler, birbirimize haberdarız, birbirimizi tanırız. Zaten uluslararası turnuvalara gidiliyor falan filan. Ee, bizim buraya kadar gelmemize gerek yoktu. Sizin tesise gelmeniz lazımdı falan. Tabii bu tip söylemler çok sevilmez futbol aleminde. Ee, orada o işin yavaş yavaş kuyusu kazılmaya başlanıyor hocanın. Şimdi o hoca kim? O hoca dün izlediğiniz Mustafa Hekim olduğunu Beşiktaş'a kazandıran isim. O isim kim? Beşiktaş Kalesi'nde gördüğünüz Ersin Destanoğlu'nu Beşiktaş'a kazandıran isim. Savunmada Serdar Saatçileri, solda Rıdvan, ee, Rıdvan. soyadını nasıl unuturum ben Rıdvan'ın ya? Rıdvan. <laughs> Rıdvanları bulan ee, isim. Ya da Beşiktaş'ın son dönemde öz kaynak düzeninde yetiştirdiği isimleri Yılmaz. kulübe ilk kazanan Rıdvan Yılmaz teşekkürler. Kazandıran isim. Şu anda da Beşiktaş kulübünde profesyonel olarak Sayın Samet Aybaba ile beraber çalışan, gayret eden bir isim. Sayın Emrah Bayraktar. Şimdi Emrah Bayraktar benim babamın oğlu değil. Bir hukukumuz vardır ama bir ticari alışverişimiz yok. Bir akrabalık bağımız yok. Sadece futbola hizmet ettiğini düşündüğüm ve saygı duyduğum için o saygımı zaman zaman dile getirdim. Ben de çok isim. severim. Ee, tablo ortada. Yani bu tarafıyla da bu hikayeye bakarsak Mustafa Hekimoğulları'nı ya da Ersinleri ya da kim geliyorsa aklınıza genç isimleri Semih Kılıçsoy'u nasıl unutuyoruz? Hikayelerde kendimizi. Bu isimlerin varlığını çok kıymetli olduğunu, Beşiktaş'a da çok yakıştığını, Beşiktaş'ın da esasen bu olduğunu unutmazsak ve çıkaranları da unutmazsak, unutturmazsak çok mutlu olurum. Deniz ben de e, FUKUAN, yani e, Ajax'la ilgili bir örnekle ben vermek istiyorum. Lig Radyo için e, röportaja gitmiştim. Ve orada bir röportaj silsilesi yaptık. İnanılmaz bir işti bence o dönem için. Rick ki e, e, gitme şansı buldum. Hazelbank'i görme şansı buldum. Şak ee, Sıvart, Ajax Akademi'nin babası orada. Yani gidip orada zaten o... ...future, geleceği gördükten sonra... ...ben sadece bir örnek anlatacağım. İşte biz de, benim çocuklarım da şimdi 15 yaş... ...akademisinde oynuyor Aşağı. ve şu an artık... ...sahadalar. Ee, ya 9-10 yaş ekibini gördüm. Sadece bir idman izledik orada. Çocuklar o yaşta çizgi yapmayı öğreniyorlardı. Ben şok olmuştum. Yani... Hadi çıkıyoruz diyor falan. Küçücük çocuklar yani böyle tamam mı? Cin diye falan ben İna, inanamadım. Biz Sonra sistem içeriye baktım. İçeride de yani o yapılanmada e, işte kale ya efsanelerinde çok değer verdiklerini gördüm. Çok etkilendim. Yani e, burada yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Ayaksın bu modelin. Hep, hep biz böyle rüya olarak görüyoruz ya adamlar bunu yaşatıyor abi. Yani bizim onu Türkiye'de uygulama sistemimiz biz bu kadar harareti seviyorken e, o mümkün çok değil. mümkün değil yani. Mümkün değil. Son olarak dijital trend köşemize geçeceğiz birazdan ama şunu da söylemek istiyorum. Bu kadar altyapı konuşmuşken de hani söylemeden de geçemeyeceğim. Evet skor 4-0 ama Serpil Hamdi Tüzü'nün o öz kaynak düzeni oturttuğu Beşiktaş'tan e, altyapısından e, Çıkan Mustafa Ekimoğlu'nda Ayaks'a karşı 11'de çıkması Ben ilk baktığımda çok, çok mutlu eriş. etti Tabi bu skor futbol Hepsi bir yana evet. benim genel olarak Bu hikayede çok hoşuma gittiğinde Ben çok başarılı bulduğumda söyleyeyim e, Ardından da Eklememi yapayım e, Ülke puanına bir bakalım e, Avrupa'da maçlar Avrupa Ligi'nde maçlar Oynandı temsilcilerimiz sahaya çıktı Skorlar aldı bakalım ülke puanı Nasıl nasıl oluştu Şu anda hangi durumdayız haberimize gidelim Ardından da dijital trendler bölümüyle karşınızda olacağız. Üç temsilcimizin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. İlk hafta sonuçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Galatasaray ilk maçında Yunanistan temsilcisi Paok'u evinde 3-1 mağlup etmeyi başardı. Puan durumunun 5. sırasına yerleşen sarı kırmızılı temsilcimiz aldığı galibiyetle birlikte ülke puanına 400 puanlık bir katkı sağladı. Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a kozlarını paylaştı. Kendi taraftarı önünde rakibini 2-1'lik skorla geçen sarı-lacivertliler de ülke puanına 400 puanlık bir katkı sağladı. İlk hafta maçında Hollanda deplasmanına konuk olan Beşiktaş'sa ise, Ajax'a ise 4-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı temsilcimiz sahadan mağlubiyetle ayrıldığı için ülke puanına katkı sağlayamadı. UEFA'nın sıralamasına göre temsilcilerimiz 2024-2025 sezonunda şu ana kadar 3300 puan toplarken sıralamadaki en yakın rakibimiz Çekya ise 6300 puan topladı. Türkiye 36900 puanla listenin 10. basamağında yer alıyor. Çekya ise 39850 puanla 9. sıradaki yerini koruyor. Satır arasının artık klasikleşen bölümlerinden biri, dijital trendler bölümündeyiz. İnanç Ergülen bizlerle birlikte her satır arasında olduğu gibi, htspor.com spor müdür İnanc Ergülen'le birlikte hem htspor.com'daki en çok tıklanan haberlere bakacağız. Hangi haberler ilgi çekiyor? Üzerine konuşacağız. Üzerine de e, sosyal medyada en çok ilgi gören paylaşımlara bakacağız. İnanç evet. hoş geldin. Hoş bulduk iyi yayınlar. E, haftanın son günü. Evet. E, bize neler hazırladın? Hep birlikte bir bakalım. Burada da aynı zamanda aslında bir satır arası e, sohbeti yapıyoruz. Evet güzel Çünkü burada iyi da oluyor. güzel haberler var. Üzerine de yorumcularımızla birlikte de e, sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. E, sözü sana bırakayım. E, htspor.com'da bugün tabii ki Avrupa maçlarının ardından takımların yansımalarına biraz yer verdik. Manşetin birinci sırasında Galatasaray'ı değiştiren 7 gün. O Biz de bugün konuşacağız. Maçların ardından e, neler oldu, başarı nasıl geldi detaylarıyla onu anlatan bir haber. Çok detay vermeyeyim o zaman siz konuşacaksınız zaten gündeminizde yer alıyor. Merak edenler de tıklasın. Tabii ki. E, ikinci i̇kinci manşetimize geçecek olursak Yusuf Yazıcı Olympiakos'la anlaşmak üzere e, onunla onun bir transfer haberi var. Lille'de serbest statüdeydi zaten kendisi. O da sıcak günün sıcak haberlerinden bir tanesiydi. Manşetimizin üçüncü sırasında Tabii ki her Avrupa'nın maçından sonra çok merak edilen bir şey gerçekten. Ülke puanı ne oldu? Kim ne kadar katkı sağladı? Ee, aslında bu haberi görmüşken eğer hazırsa bir sıralamayı da görme şansımız varsa sıralamada şu anda ekranda çok teşekkürler. Rejimiz de çok hızlı. Gizem, Zafer çok teşekkürler hepinize. Ee, evet şu anda 10. sıradayız. Anlamam da iyi değil mi 10. sıra? 10. sıra iyi. E, Çekya ile birlikte bir mücadelemiz var burada. E, ama bizim 10. Çok sırayı sıçraman. korumamız gerekiyor. Evet, evet. Orada, orayı, değişmemiz yani, evet. 10. 10. sırayı fark kapanacak gerekiyor. bir fark mı? Orada şimdi 37 bin ile 40 bin gibi bir şey ya var aslında orada. bu sıçramayı... Bir, birkaç level daha atlasayıp atlayabilseydik ee, orada alabilirdik. Mesela bu galibiyetlerde Alabilecek 400 mi? puan aldık. Evet. Bu galibiyetlerde 400 puan 400 aldık. Puan, Galatasaray, yani. 400 puan. İki takımın galibiyeti toplam 400 puan mı ediyor? Hayır. 800 ikisi. toplam. İkisi 850. 400-400. Ben 12 net yaptım ÖSS'de o yüzden. <laughs> bu <işlere gülüyor> Bize burada çok... şöyle bir şey var Benim de 22 vardı. Öyle hatırlıyorum. Biz evet. Türkiye'de vardık. Pardon, Bizim zamızda ÖSS vardı ama. ÖSS. Ben ÖSS dedim. Şimdi dedi çok mi? değişti. Şimdiki adı evet. ne? Bilmiyorum. Çok değişti. İki ben tane en farklı. En genç sensin. İnakçı Benim de ÖSS'ydi. Sen de? Evet. Ama o sen evet, genç gösteriyorsun. Genç biraz Bir giriyorlar genç tekrar giriyorlar. Benim dönemimde tek sınav vardı. Ben de matematikte 22-23 net yapmıştım. Ben 12 net o da şıklardan gittim. Düşün yani. Ama o iyidir matematiğim. Kötü değildir. Kötü değildir. 3A 3 yanlış bir doğru götürüyordu bizim sistemde. de Öyle bir şey de vardı. Şimdi götürmüyor mu? Şimdi, dört Şimdi oldu var ya. ya da var var gene var, var, var. var. mı? Yetkin abi daha hakim. Var var. Çocuğu var. Ya <laughs> <Orada, orası gülüyor> <yok. gülüyor> hiçbir şey yok. Yetkin abi oradan hakim. Evet. Yani şu anda bu 10. sırayı bizim korumamız gerekiyor. Evet. Biz aslında 9. sıradaydık geçen sene. Evet. Hmm. 9. sıradaki yerimizi kaybettik. Şimdi çek ya. Çek dün 2 iki, iki maçı vardı. Bizim oradan düşmememiz lazım. Evet. Orası bizim artık Direnç noktamız. Ümit Bilmiyorum. Metin Yıldız'ın dediği evet. gibi. Biz geçen sene burayı 9'da tamamlayarak aslında bu sene değil, bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katıl takımı gönderme evet, hakkını elde ettik. Bu seneki performansımız seneyi değil, ondan sonraki seneyi evet, etkileyecek. Aynen. İki sene sonrasını evet. aslında ülke puanı anlatıyor. Biz burada bir 14'lere 15'lere geri düşmüştük. Geçen sene Avrupa'da başarılı sonuçlar gelince o yüzden her Avrupa maçı sonrası e, ülke puanında son durum gerçekten çok merak yani, ediliyor. Böyle arama 10. Ülke de aramızda ciddi bir fark var. Yani biraz daha bu anlamda rahatsız yani. burada. Fenerbahçe'nin topladığı puanlar bayağı e, evet. haneye yazıldı. Bunu da hatırlatmış olalım. E, bu bölümde biraz önce ülke puanı haberimizi girmiştik. Sen de htspor.com'da ona değinince göstermek istedim. Lütfen devam en edelim. E htspor.com'dan sistemiz üzerinden yorumlamaya bir sonraki manşetimize geçecek olursak Galatasaray tabii İkarda artık geri döndü. Muhtemelen bu hafta. Bunu da tekrar bir konuşalım Galatasaray bölümünde. Yani <laughs> başlıyor başlıyoruz çıkacak. Bu hafta 5 gün boyunca yani herhalde oynayıncaya kadar da bunu konuşacağız. Galatasaray bölümünde de yorumcularla birlikte detaylıca bu çift forvet konusunu bence değerlendirelim. Derde bak. Ne güzel. Zenginlik böyle bir şey. Vallahi ne güzel dert ya. Yani rotasyon bile olmuyor yani ikisi ayrı bile olsa o simen çıkıyor. Orada batuayı da yok sayılmıyor evet. yani öyle de bir tablo var. Beşinci manşetimizde gösterelim bunu az önce siz zaten konuştunuz karşılaştırmasını evet. yaptınız Lugano maçıyla Ajax maçının benzer kadrolarını ekrana da getirdiniz. Bunu o yüzden detaylı anlatmaya gerek yok. İkinci bölümde hemen okan Buruk'un rotasyonu gideceğinden bahsedilen bir haber var. Onanı hayal kırıklığı yarattı biri var. Yine yukarıda da son dakika bölümünde de e, hem Oğuzhan genç olsun hem Çağatay Çelik mi? Evet. Evet. Hakikaten çok e, güzel haber yapıyorlar. Yani detaya ya gerçekten evet. haber yapıyorlar bir kere. Yani şuna dikkat buna, Bu, buna bunu adlayıp, dikkat ediyor. E, ya yani özellikle ikisi de Çağatay Çelik de öyle çok yani Galatasaray'la yatıp Galatasaray'la kalkıyor biliyorum. Mesela Çağatay haberine şekilde. bakarsanız hani Galatasaray'ı değiştiren 10 gün mü diyordu? Bir 7 gün mü? 7, 7 gün. gün. Yani orada geçen anları anlatıyor muhtemelen değil mi? Evet. Bence çok kıymetli. Tabii, tabii. Çünkü bir şey oldu ve Galatasaray değişti. Lugano için de tam haber ol işte. Evet. Merak, güzel ediyorsun. Şey. Merak ediyorsun. Merak evet. ediyorsun. O çok kıymetli bir şey. Genellikle de yapıyorlar orusan <laughs> da öyle. Emeklerine sağlık. Emeklerine sağlık. Daha iyilerini de bekliyoruz kendilerinden. Buradan da mesajımızı Var hazır iletelim. haberleri var. Onları da var mı? Tamam. Pa paylaşacağız hepsini bir anda harcamayalım. <gülüyor> <gülüyor> şey yaptık. Çok tecrübeli e, muhabirler. Daha da güzel işleri imza atacağız. Trendler bölümünde Geçelim. birinci sırasından başlayacak olursak e, Mourinho'nun e, Mourinho etkisi, etkisi. dediği şey aslında kupalar Mourinho kazanmaktır. Efekt. Yani Mourinho'nun hani bu lafı kim söylemiş olsa dese Mourinho denilebilecek bir açıklama aslında. O yüzden Sesini bir Mourinho'nun sesini yani tercümeyi de bir dinleyelim. Mourinho etkisi dediğiniz şey aslında kupalar kazanmaktır. Biz Eylül ayında bunu yapamayız. Eylül ayında kazanacak, kaldıracak bir kupa yok. Çünkü şu anda o yüzden nasıl görebilirsiniz Mourinho etkisini? Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım. Sadece Tottenham'da oynayacağımız finalden iki gün önce kulüpten ayrıldım. Onun dışında çalıştığım her kulüpte kupalar kazandım. Dolayısıyla her kulüpte yaratmış olduğum o Mourinho efekti aslında kupalar kazanmaktı. Üzgünüm ama Eylül ayında bunu yapamayız. Dün şöyle bir soru geldi. Basın toplantısını dinliyordum. José Mourinho'ya bir soru soruldu. Üzerine hemen ekleme yaptı bir başka meslektaşım. Dedi ki e, José Mourinho efektini biz şu ana kadar Fenerbahçe'de göremedik yorumunu yaptı. Üzerine de bu yorumu yaptı. Biraz aslında e, hafif bir kızgınlık da evet. ben sezdim. E, çünkü Mourinho... cevapta da meslektaşa bakıyor şöyle bir gözle. Evet. José Mourinho efekt şu. Yani Gal Fenerbahçe zaten iyi gidiyordu. Yani mükemmeli aradığı için böyle bir tercih yapıldı ve José Mourinho geldi. Ve bunu yaparken hakikaten fener yani daha kibirli bir anlayış. Daha her şey çok kontrol altında. Her şey çok nizami mesajı verilmesi lazım. Oyunla, futbolcuyla, imza töreni Sahaya dokunuş isteniyor yani. Evet. E bunu görmeyince nerede bu Mourinho ya? Hani Mourinho geldi ama Mourinho yetkisi nerede? Diye o sahaya dokunuşu istiyorlar. Onu soruyorlar. Çok özellikle. doğal olarak böyle bir beklenti var. Ama şu an saça ve sakala bile bakıldığında eski Mourinho'dan eser yok diyebilirsin. Bunu bir eleştiri konusu haline getirebilirsin daha doğrusu. Ben. İkinci sıraya geçiyorum hemen. Tabii Beşiktaş e, farklı bir muhallebiyet aldı. PlayStation oyunu değil hı hı. sözleri. Bu da sesli. Sesine gidelim istersen. PlayStation oyunu değil bu. Futbolda nasıl hissediyor oyuncular ona bakıyoruz. Tabii ki Ciro ile görüştüm o maçtan önce. Tabii ki onu oyunma, oynatmamaya karar verdim. Teknik direktörlük bu şekildedir. Fiziksel olarak nasıl hissediyorlar ona bakmak zorundayız. O yüzden de en güçlü kadroyu kuruyorsunuz. Arkasında bir fikir vardı her ilk 11'de. Benim hedefim böyle. Belki, Ka belki icraat iyi, iyi değildi. O da benim <laughs> sorumluluğum. Ciro oynamadı. O yüzden kay kaybetmek e demek, e demek e biraz e kolay geliyor. Hocanın Rafa'yı dinlendiriyor Pazartesine. Hocanın da açıklamaları Çünkü bu yine şekildeydi. Bir maç var. Tabii ki öyle Biraz önce hoca de olarak. buna değindik hocanın yani oyun sistemini evet eleştiriliyor. Ama PlayStation oyunu değil bu en çok paylaşılan evet. gönderilerden biri oldu evet, bizim Instagram Instagram'da. Instagram'da HT bu en çok etkileşim olan ikinci video oldu dün geceden itibaren. Hocam oyun konsolu yerine direkt isimle başladı. Yani oradan bakmış var da hani pes mi fifa mı abi hangisi? A abi eski pes yeni fifa. Al menajerlik falan da güzeldir de ya yani şimdi bunun tadı, da başka. Tabi, bunun tadı da başka. Abi bunun tadı da başka. şöyle ekleme yapayım ben de hocanın söylediği hani tek oyuncu üstünden yorumlandığını aslında biraz kinaye yapıyor hani Ciroyunun oynamasını zaten direkt örnekleme yaparak söylüyor. E, kendi kurduğu e, oyun planının tutmamasında hoca da aslında söyledi itiraf ediyor. ya yani bunu kendisi bu başarısızlık yazacaksa bana yazsın diyor. Arkada yani, bir fikir vardı ama olmadı. Olmadı diyor. diyor. Fikrimi geçiremedi. Bunu imobile ile de tek başına bilgisi yok diyor. Konuştum, baktım adamın bir fiziksel değeri var. Yani konsol oyunu değiller ki onu söylemeye çalışıyor. Sonuçta bir veri var ve o veriler ışığında oynanacak, oynanmayacak alacağı süre. Ama bunları da çok anlatmadıkları için insanlar artık çok hala çok ezberden yorum yapıyorlar. Biz bilmiyoruz ki fiziksel durumunu ne yaparlar, nasıl ölçerler. Sağda görmek istiyoruz. İdmanların sadece 15 dakikası değil. Evet UEFA e, kararı 15 dakika ama normalde Hı? de haftada bir gün ya da iki haftada bir gün tamamının aslında basın mensuplarına açık i̇ddia olması ediyorum, lazım. İddia ediyorum her gün aksınlar yine hiçbir şey yakalanmaz. Ya yemin ediyorum, iddia ediyorum ben buna katılmıyorum. Arda ile Caner'in kavgasını hatırlıyor musunuz? Evet. Basına açık antrenman görüntü bir kişide yok. Ben de oradaydım çünkü. Arda ile Caner bir yumruk yumruk kavga ettiklerinde görüntü bir tane kamerada ve foto muhabirinde Bu de mesleki yok. olarak bir sıkıntı. Abicim o, olarak. O, bizim o yani <laughs> çok çok mesleki var. Mesleki bir evet sıkıntı var orada. Yani, Katılıyorum. Bir girişteki mevzuya dönüyor işte. Ama yine Biz arada zaten bir iki tane gazeteci çıkar der ki işte Mustafa Ekimoğlu'nun performansı harikaydı işte şöyle oynadı. O bir saatte bir done verir. 10 tane gazeteciden ikisi yakalasa yetmez mi? Yetmez de. Hadi durumda. Vasat öyle bir tahkim altına alıyor ki. Geçelim şey bunu. Değil. Bu konuyu tartışalım. Yani program sipariş ediyoruz evet. öyle kabul etti. Evet bu tabii bu gönderi kaldırıldı paylaşıldıktan sonra. Çok kısaca hemen bundan da ben bahsedeyim. Neden trend olduğunu. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu paylaşımı yapıldı. Şampiyonlar Ligi resmi hesabı tarafından. Daha sonra İspanya basında çıkan iddialara göre Laporta bu durumdan şikayetçi oluyor. UEFA'ya e, Yamalı göstererek çıkıyor, tabii, tabii. hani siz ne yapıyorsunuz diyor. Daha sonra bu gönderi siliniyor. Ama silinmesine rağmen yani bu paylaşım kaldırıldı sondan Ama herkes göreceğini gördü. Göreceğim. Ama göreceğini <laughs> gördü. Yani. Tabii yine silindi ama yine hala trendlerde yine konuşulmaya devam paylaşım ediyor. Paylaşılmaya yani. devam ediyor. Evet. Peki, peki şunu söyleyeceğim. Yamal'ın ve Arda'nın ikisinde şimdi farklı profilleri var ama hani Birisi Barcelona'nın, birisi Real Madrid'in süper iken, Arda'nın buradaki bence sosyal medya gücünü de es geçmemek lazım. Arda ne paylaşsa, Arda'nın içinde olan bir hareket, bir skills hareketi bile ortaya çıksa hemen acayip yaygınlaşıyor. Belki hani biraz dijital taraftan düşündüğümüz zaman şampiyonlar. E, ligi hesabından böyle bir şey paylaşılıyorken Arda'yı kullanmaları bana çok anormal gelmiyor. Tabii arada, etkileşim kasıtlı. Zaten Çünkü, öyle. Evet Sen yani. bilirsin. Üstadı sensin. Sen de olsan Arda'yı paylaşıyordun değil mi? Ben ben, ben Arda'yı paylaşıyordum. Yamalı <laughs> paylaşsalar yine altına Arda yorumları dolardı zaten. Tabii evet. ki. Evet. Ama zaten UEFA işte bunu çözmüyor. Sürekli o, evet. Türk gollerini bizim ligimizde atılan goller ya da evet. işte bizim Türk takımların attığı golleri paylaşıyorlar. O kadar çok etkileşim alıyorlar ki. İşi, işi öğrenmişler ve aslında evet. doğru paylaşımlar yapıyorlar. Onu anlatmaya çalıştım. Ama, ama bunu kaldırdılar tabii. Bunu kaldırdılar ama yine konuşuluyor. Çok evet. bir şey değişmedi aslında. Ne yapalım? İspan... Yakıp yıkalım ortalığı. Bir şey yapalım. Bir tepki <laughs> verelim. İnanç baba. Kim kazanacak bu arada? Yamal mı Arda yani yani, mı? Kim kim yani bizim, en iyi oyuncu seçilecek diye. Bizim tarafım. gönlümüzden geçen. Yani Yamal tabii ki yani. Şu anki gidişata göre. Gidişa ama Gönül derdi. Hem Avrupa şampiyonası. Arda. Yani şampiyona kazandı ve hani Yamal gerçek bir futbol aktörü. Yamal'a gidecek bence. Aa, Arda de. hala aktör olamadığı için aktörden yana kullanıyor. Ama abi Yamal'ın oynadığı geçen seneki süreyle Arda'nın aldığı sürede kıyaslanamaz. Ama şu anda bu ödül verilecekse Yamal'a gidecek. Evet. Ama seni seviyoruz Arda. Tabii kesinlikle. Bir sonraki <laughs> e, Vinicius Junior e, daha öncesinde marka e, altın top ödülünü kazanacağını duyurmuştu. Tabii bu Ekim ayının sonunda açıklanacak. Buradaki röportajında da soruyorlar ne, ne, sence ne zaman kazanırsın diye. 26 yaşında falan diye hedefini söylüyor. Ama hedefinden daha önce kazanacak. Bir de duyalım istersen. Tabii ki. Te ves ganando el balon de oro? Sí. Sí, estoy trabajando para que... Con cuántos años te ves? Ay, no sé. Con cuántos, con cuánto, en tus planes dices, a mí me gustaría ganar el balon de oro con 30 Não, com 25 ou 26, sim. Sí. Em plena madurez. Sí. Não é fácil ganhar o Balão de sí. Ouro? Não, muito difícil, mas já, já estou jogando com os meus melhores e com 18 anos. Quando, e, com 26 vou, já, já, já vou estar fazendo todas as coisas muito bem, eu creio que. E, e jogando aqui com, com os meus melhores jogadores que me ajudam sempre dentro do güzel paylaşımlardan biri özellikle e, takipçilerin en çok e, ilgiyle İlgi. beklediği paylaşımlardan biri ve e, çokça da paylaşıldı. Bu da dijital trendler köşesinde yerini aldı. Evet, bir sonrakine hemen geçelim. Geçeyim. Messi 8 yaptı. Ronaldo 5'te kaldı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Messi 8 yaptı son aldığı. Ronaldo'yla yani. ilgili. Ronaldo'da. E, yalnız yineye gidecek gibi gözüküyor zaten. YouTube'da kendi çalışma şeyini anlattığı bir kendi kanalı var. Belgesel serisi mutlaka bakın. Yani Nasıl bu seviyeye geldiğiyle ilgili. Aynen. Güzel. Bu Polonya Değil amatör ya. takımlarından bir tanesi. Bunun hikayesi şöyle. Aslında bu video, geçen sene çekilen bir video. 400 milyondan fazla izlenme kaydediyor. Bunun da yıl dönümü olduğu için bu amatör kulüp bunu en fazla izlenen videomuz diye bugün paylaştı. Ve bugün de yine çok fazla, eyvah, eyvah. çok görüntülenme aldı. Bunu da bu, bugün bu trend köşesinde ekrana getirmek Kaç? 400 istedi. 400 milyon. 400 milyondan geçen seneki aslında 400 milyondan fazla görüntülenme alıyor. Evet, kulüp amatör bir kulüp böyle hani düşük takip sayısı var. Onlar da bunu bir kutlama olarak, yıl dönümü olarak bunu tekrardan bugün Şu giriş paylaştılar. Bak, ya böyle Oysa çok Caramos. net güzel girdi orada. <laughs> net, net falan muhalep ediyor. Yani müsibeti varmış yani. ya da. Ya yani biz derdi var o oyuncuyla. Yoksa öyle yok söyle bir giriş yok. Hesap kesmiş orada. Hesap ya? kesmiş. Evet, evet, Bir sonrakine geçelim. Evet bir sonraki sarı saç akımına Luis Suarez de katıldı. Icardi'den sonra. <laughs> yakıştı mı? Abi şimdi bak kaşlar mı? rahmetli mı? sesi güzel gibi olunca saç sarı olmuyor. Yani kendimden biliyorum. Bu olmaz yani. Bu şey daha açık tene gidecek bir şey. Bilmiyorum beğendiniz mi? Ben yani beğendim. Kendim. Kötü şey durmamış sanki da. ama kaşları boyayamaz herhalde. Şimdi Kaç da işte olursa çok kötüye gidiyor. Hayır. Mi? işte. Hayır ben prototipe, Karizma çizilir Prototipi yok, olsa anladım. dedim. Yok anladım. Biz bugün Deniz senden niye anlaşamıyoruz? ya? <laughs> yok Esam olur mu öyle şey? <laughs> ben de sen söyleyince fark ettim. Kaşlara baktım uyumsuz. Evet. Ama şöyle düşündüm. Boyanabilir mi? Hani... <laughs> yok ya, daha, daha kötü. kötü ya. Boyanmaz yani. değil mi? Tamam. Fazla esmer yani onu demeye çalışıyorsun. Boyanıyor se bazen onun seç. için. Biraz da şimdi. sarıya mı boyanacak? Şey, Hani bu... hanımefendiler hanım saçlarını boyattıklarında aynı tonlarla kaşlarını da boyatıyorlar ya. Tamam o ayrı da şimdi. Acaba olabilir mi diye Suarez düşünüyorum. Suarez özelinde biraz. Orada karizma çizilir abi. Anladım. Büyük sıkıntı Anladım. olur abi şimdi. Anladım. Bazı tipler olmuyor abi. Şimdi beni düşünsene ilk karizma saçı yaptım. Ben daha çok Abel Şavyer'e. Tarık Mengüç'e. Hani o tarz bir... <laughs> abi Tarık Mengüç değil ama yani. cidden. Öyle çıkar <laughs> şimdi. Tarık Mengüç lazım. efsanesi. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki son e, Ama aslında inancı şey... yakışabilir. İnancın biraz daha sarıya. kumral olduğu için. E, sarıya bir, da vuruyor. Biraz sarıya gidebilir. Olabilir. De, e, gözlerin, Yok bana hiç olmaz. Bana hiç renkli olmaz. Renkli Abi yani oradan bir kapre da, gibi bir şey çıkar ya. Evet, evet Ben de hiç olmaz. Sen tam bir İzmir şeyi var sende ha. suratı var. O ben zaman. de büyük ihtimalle Tarık Bey'in benzeyebilirim yani. Yok sana sarı ol, yani olmaz da. Yok. Olmaz. En az Ama azından inanca gider. kıyas etsek burada hani en, çok sana olur gibi duruyor. Abi ben seni dışı Buyurun. Gümüşhane Şiran Spor bölgesel amatör Lig'de bu sene mücadele edecek. deplasman tribünü bir şirin bir görüntü. Burada Gençlik Spor Bakanlığı'nda eğitim uzmanı olarak görev yapan Osman Yılmaz er paylaştığı bir fotoğraf. 40 kişilik. Böyle evet. şirin, Hemen renkli, mı? güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir görüntü diye bunu da trendler bölümüne almak istedik. Muslera Gönderisi vardı, onu ee, aldık ama devam. Buzdan sonra Bundan verelim sonra isterseniz. Tamam, tamam. Onu da alalım takıma. Evet. Derbi ve Pov sesli. <laughs> yemek vermiş. Kebap çok şey gidiyorlar. Çok önemli, çok önemli. Bak az önce seninle yayında konuştuğumuz konu konulardan bu. biri, bu. Galatasaray dünyası Toparla. dediğim şey. Toparlar da etrafında birleş. Aa, yani bir yılda, olur. bak o Burun oldu da orada. Görüyor musun abi? Evet. Ali Yiğit. Evet, evet. Şimdi bu, bu, bunu anlatıyoruz. Çok konuştuk hatta bu programda da. İşte Galatasaray dünyası. Senede kaç malzeme veriyor böyle Galatasaray ya şey dünyası? Ya Osman, bak daha adam geleli kaç maç oldu? İki maç oldu. Tribün. Adam tribüne çıktı, bayrak sallıyor falan. Nasıl hemen o havaya soktunuz ya? İşte o Galatasaray'ın ile ilgili. Bunu sadece aslında Osman'la ilgili şunu da söylemek lazım. Hemen Yetkin abi sana ek Hı. yapayım. Yani bu oyuncuları sadece parayla getirmeniz mümkün değil. Parayla da oynatmanız mümkün değil. Adam mutlu etmeniz lazım. Adam burada mutlu. Tabii, tabii. Adam oynadığı oyundan keyif alıyor. Ya bunlar o sınıftaki futbolcular için çok önemli ve Galatasaray bunu gerçekten çok iyi sağlıyor. Icardi'ye de sağladı ve Osimhen'e de sağlıyor. Sadece bu oyuncuları burada parayla tutmak mümkün değil. Yani parayla ilgili ben dertler olduğunu düşünmüyorum mümkün. bu kadar Aşkış ama önemli olan o değeri hissedebilmek. O değeri de hissettiriyor. Ya bazen Galatasaray. çok alakasız küçük bir örnek vereyim. Bazen İstanbul'a ilk görüşmeye gelen oyuncuyu özellikle ikinci köprülerini birinci köprüden götürüyorlar. İstanbul bize beautiful city dedirtebilmek için. Tabii. Öyle nüanslar var ayrı. Ama Galatasaray'ın yarattığı bir aura var. İki senedir, üç senedir o auradan çok besleniyor Galatasaray. Bu yemek de onun tezahürü. Bak Fatih Demirel'i. Florya'ya dönüşü az önce görüntüde geçti. Fatih Demirel'i kim? ve Selam olsun buradan. Benim de eski çalışma arkadaşım. E, Erdem bunun yardımcısıydı. Ve özellikle Almanya üzerinden gelen futbolcuların gelişinde etkin kişilerden bir evet. tanesiydi. Erdem Bey'in ayrılmasıyla kısa bir Florya ayrılığı oldu. Onun dönüşü bile büyük sevinçle karşılanmış. Ya yani Sen nasıl yaratıyorsun bu havayı? Fenerbahçe'nin profesyonellerini gösterseler tanımayız. O Herkes öyle bir fark var. var. Kopuk, kopuk, kopuk. Öyle bir fark var. ona bakmaya yani, anlatmaya çalışıyorum. Bir de bu görüntüde ben genellikle yabancı futbolcular alırlar. Yabancı futbolcularla yemeğe gider Ama burada staff burada, işte Bak, ya, okun şeyler okunca, burada, yardımcılar mi? burada, okun genç okunluğun oyuncular okunluğun burada. Okan Hoca'nın hoca hoca burada, Okan Hoca burada. Bütün herkesi almış. Yani ayırt etmemiş. Neredeyse Florya'yı da götürmüş. Ayhan Akman var. Ayhan Akman oldu değil mi Hı hı, o da oldu. Evet. Muslera gerçekten hani bir oyuncudan ziyade bir kaptandan ziyade Galatasaray'da Lider evet. artık hani Galatasaray diyebileceğimiz isimlerden biri. Belki inan. böyle hani yemeğe gitmişler ne var ki deniyor bazen ama bu en ortam, çok paylaşılan gerçekten dün dün de gördüm ben evet. bu paylaşımı en çok paylaşılan görüntülerden biri. Yani bir şey yok desek bile yani o kadar çok küçük küçük artılar günlük hayatta önümüze çıkıyor ki Galatasaray ile ilgili özel işleri iyi gittiğinde elbette. E o zaman da dünya keyif, şey oluyor. İnanç Konuşulur. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzına edelim. sağlık. Bu haftayı da seninle birlikte tamamladık. Pazartesi gününden itibaren yine satır arasında dijital trendler bölümünde sosyal medyaya damgasını vuran paylaşımları, haberleri seninle birlikte yorumlayacağız. Sen de emeğine sağlık. Bir emek harcadın. En güzel paylaşımları her zaman olduğu gibi bizlerle paylaştın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. İnanç Ergülen bizlerle birlikteydi. Muslera'dan direkt Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'ı değiştiren 7 güne bakalım. Burada bir başarı geldi. Son haftalarda alınan skorlar ve oyun tatmin etti. Ama bunun öncesine gidelim. Bu 7 günde neler olmuş haberimizi izleyelim. Ardından konuşmaya başlayalım. Okan Buruk yönetiminde son iki sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı Ağustos ayının sonundaki 7 gün değiştirdi. Sezonu 5-0'lık Beşiktaş hezimetiyle açan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi playoff'unda ise Young Boys'a elenerek taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Yaza şampiyon kadrosunu korumak ve sağ bek, orta saha merkeziyle Santrafor rotasyonuna ekleme yapma planıyla giren Galatasaray, bu takviyeleri 3 Ağustos'ta tamamlamıştı. Kadro kalitesi epey düşük ve İsviçre Ligi'nde kötü durumda bulunan Young Boys karşısında alınan yenilgiler planları da değiştirdi. Oynamadığında sorun çıkartan futbolcuların biletleri kesildi. Fiziksel olarak en iyi dönemlerini geride bırakan futbolcularla da yollar ayrıldı. Savunmada bir türlü gelişemeyen Derik Kön'ün de gidişine onay verilirken Galatasaray Ağustos sonu itibariyle büyük bir transfer operasyonuna girişti. Sol Beke, 25 yaşındaki İsmail Yakops mecburi satın alma maddesiyle kiralandı. Napoli'de kadro dışı kalan Victor Osimen büyük bir transfer operasyonuyla kadroya katıldı. Nijeryalı Yıldız'ın gelişiyle birlikte 3 stoperli oyun formasyonu da gündeme geldi. Transferin son gününde ise 27 yaşındaki kanat oyuncusu Roland Şallay'ı transfer edildi. Bu yaz 6 oyuncuyu renklerine bağlayan Sarı Kırmızılıların transfer ettiği isimlerin yaş ortalaması 25,5 olurken bu oyuncuların fiziksel gücünün yüksekliği de dikkat çekti. Okan Buruk da pauk maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında transfer edilen isimlerle birlikte oynayan oynamayan futbolcuların farkının kalmadığını ve başarıya aç bir takım yarattıklarını ifade etmişti. Galatasaray'ı değiştiren 7 gün Çağatay Çeliğin haberiydi. Ee, özellikle Young Boys maçları arasında ve Young Boys maçının ardından yapılan transferlerle değişen transfer politikasıyla Galatasaray'da hamleler yapıldı ve kadro güçlendirildi. Tabi burada bir Kerem Aktürkoğlu ayrılığı var. O bölgede bir güçlenmeden belki bahsedemeyiz ama genel olarak bir başarın geldiğini de söyleyebiliriz. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani e, başarı isteyen City ya da Madrid'i tutsun gerginliğinden, negatifliğinden buraya dönüş çok hızlı oldu gerçekten. O, o yüzden belki de pek çoğumuz Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yanıldık. Bek, yani skor beklentisi çok farklıydı. Ama o derbi Galatasaray'a hayat verdi. Ee, ve Yani Okan Buruk kendi çökerttiği ya da sekteye uğrattığı sistemini tekrar ayağa kaldıran isim oldu. Ee, ne yaptıysa Okan Buruk kendi yaptı açıkçası. Yine söylüyorum Galatasaray'da bugün pozitif bir şey konuşuyorsak e, o Sayın Dursun Özbey'in gram katkısı yoktur. Onu tekrar söyleyelim. Yokuş yapmaktan, Okan Buruk'un işlerini zorlaştırmaktan başka bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ee, bu 7 günü Okan Buruk anlatsı çok isterim açıkçası ama şimdi vakti değil elbette. Ben de çok merak ediyorum. Ne oldu da bir anda Galatasaraydaki hava tersine döndü? Elbette uzaktan bakınca yorumlarım, tahminlerim var ama tam adını da koyamıyorum deniz yani ne oldu da Galatasaray bir anda? E, ya bir şekilde oyuncuların e, negatif giderken de inanıyor olması mesela benim ezberimi bozan bir şey. Yani kötü gidiyor, yıkıldı, yıkılacak. Bir anda tekrar futbolcuna çok inandığını, işleri yoluna koyduğunu görürüz. Onu çok açıklayamıyorum ben. E, Tebrik ediyoruz Yetkin abi. Ya ben şöyle, e, senin bıraktığın yerden devam ettiğimiz zaman da mesela benim aklımda da şöyle bir şey oluşmaya başlamıştı Galatasaray'da ilgili. Ya bu takımın üstünde evet maçları kazanıyor ama hani böyle biraz e, zorlanarak e, böyle farklı galibiyetler vesaire değil de zorlanarak kazandığı haftaları da düşündüğüm zaman aklımda bir de e, işte sorgulandığı birkaç oyuncunun sorgulandığı dönemde bu başarı geldiğinde ben, benim aklıma şöyle bir şey oluşmuştu. Acaba e, doymuşluk yani bu çok önemli bir şey bence tırnak içerisinde belli başlı oyuncular e, burada bu sene bunu sergileyebilecek mi şüphesi uyandırmıştı ama hiç öyle değil e, tüm maçlarını kazandı geldi e, tamam şampiyonlar ligi ilerlemesi olmasa da bu turnuvada yani şampiyonlar ligine gitseydi bence daha çok sıkıntı yaşanar geri dönülecekti ben ona eminim yani çünkü e, bizim takımlarımız kabul etmek gerekirse yani Şampiyonlar Ligi'nde evet çeyrek final bizim için çok büyük başarı ama Avrupa Ligi'nde bir final final yapalım bunu daha gerçekçi bir hedef olarak artık gidip konferansı kazanalım dememiz lazım kendi içimizde. Ya yani Bunu e, biraz haddimizi bilerek hareket etmekten yola çıkarak söylüyorum. Yani Galatasaray'ın bu kadrosu e, son oynadığı maçı da düşündüğümüz zaman beni şu şekilde etkiledi. E, hayır işte Icardi'nin iştahı güzel. Yani girdiği gibi o golü yapıyor oluşuyor. O az önce de söylediğimiz gibi yani... Galatasaray kimliğine bu kadar asılması, bu kadar içtenlikle bunu yaşaması beni çok etkiledi. Yani işte bakıyorsunuz Mertens acaba sallanır mı düşündüğümüz noktada yine sorumluluk aldığını görüyoruz. Ama bence en önemli noktalardan bir tanesi yine Torreira ve Sara'nın etkisini burada öne çıkartmak istiyorum. Çünkü Sara... İşte 20 milyon euro verildi mi? Yetkin abi Galatasaray'a konuşmaya evet. devam edeceğiz. lafın lütfen unutma. Tabii ki. E, reklama gitmek gerekiyor. Kısa bir ara ardından devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz satır arasında. Yetkin abi sende kalmıştık. Virgül koymuştuk. Lütfen devam et. E, yani Tam o orta sahadaki e, önemden yarım kalmıştı. Reklam arasında gitmeden önce. Yani Sara'nın ve Torreira'nın yine e, burada çok fazla sorumluluk alıyor oluşu özellikle defansif yönde Torreira'nın tüm topları topluyor oluşu ve Sarının da farkındaysanız farkında tabela yapıyor oluşu çok önemli bir yer tutmaya başladı. Çünkü ya yani biz 8 numaralardan çoğunlukla hani hem o savunma yönünü hem de hücum yönünü yapsın isteriz. Bunun ikisini birden yapabilen oyuncu bulduğumuz zaman da tadından yenmez oluyor. Şimdi Sarının ben defansif katkısını da çok değerli buluyorum. Ya yani geçen çıplak gözle de izleme şansı buldum ve çok da beğendim. Yani hem Hücuma çıkarken çok istekli hem de geriye koşarken de orta sahayı da çok rahatlattığını gördüm. Ki derbiye de önemli bir katkı koymuş oldu Sara. O yüzden çok tartışılan bir oyuncuyken şu an bu sorumluluğu alıyor oluşu Galatasaray'ın orta sahasında bir kere büyük bir rahatlama getirdi. Bir de hatta Mertens'in de üstünden yük aldığını düşünüyorum. Çünkü Mertens kabul edelim... hani o Sahte 9 gibi oynayan oyunculardan da bir tanesi. Ön tarafta Icardi 9 numara giyse bile onun yanına forvet gibi de geldiği, sızdığı alanları hatırlıyor. Şimdi Mertas gerektiğinde kenara kayabilen, zaman zaman şut açısı bulduğunda onu gol yapabilen bir oyuncu. Ama aynı şekilde dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi oydu. Yani orta saha dinamiğini Galatasaray çok doğru kullanıyor. E şimdi golcüleriyle ilgili bir kriz yaşanacak onu birazdan daha geniş konuşuruz. Yani ikisi birlikte oynar mı? E, Osiman mi, mi, Hani o biz bu tarz şeyleri severiz böyle. Yani e, kıyaslamaları severiz kim oynar e, Veyahut da kim kimi keser. Hani onları severiz. Bence ikisi birden oynatılabilir. Özellikle bak Avrupa'da değil. Avrupa'da oynarsan e, kaybedersin bence. Çok çok aşırı Don kişotluk olur. Ama e, lig maçlarında o kadar kötü savunmalar, o kadar kötü orta sahalar var ki. Sen çift forvetle üstüne üstüne gittiğin zaman o skoru alırsın. Ki bak görürsün Galatasaray bu iki oyuncuyla oynamaya başladığı andan itibaren ligdeki maçlarını çok daha rahat kazanacak. Bu benim şahsi düşüncem. Ki Okan Buruk da maçın ardından yaptığı açıklamada şuna söylemişti. Her oyuncuyu farklı mevkilerde, farklı formasyonlarda değerlendireceğiz demişti. Aslında çift forvet sorusu üzerine bu açıklamayı yaptı. Çok kapıyı kapatmıyor. Çok da açık bırakmıyor, Hiç biraz iyi aralıkta tutuyor şey. Hoca. İyi yapıyor, akıllı. Şeye baktım, Young Boys'ta oynanan... E, yani Young Boys maçından beri Galatasaray kadrosunda ne değişti? Bir yandan Yetkin abi dinlerken ona bakıyordum. Young Boys'ta oynanan ikinci maçta sağ çıktı. Ziyech var. Dinamizm yok demek bu. Defans ikilisi Kaan, Nelson. Hani e, Kaan nispeten hareketli ama öne çıkan bir özelliği değil ya atletizmi. Nelson'da daha çok hamle ve son... Orada bir de ceza aldı galiba şey. E, Kerim ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet, evet. Öyle bir problemi vardı galiba. Evet. Pauk maçında ve en son Fenerbahçe maçında sol bek Jacobs, evet. e, daha atletik Davinson zaten bu konuda sıkıntı olmayan birisi. Copa Amerika performansı da öyle. E, ve az önce Etkin abi'nin bence güzel tarifiyle Sara, yani o kamburunda bir de şapkadaki tavşanı diye çok sık konduğumuz içe kıvrılan e, Yunus e, ve forvette belki de dünya futbolunda atletizm, dinamizm, dayanıklılık denince akla gelen ilk forvetlerden biri Haaland'la beraber Osimen e, işte günümüzde futbol bu yapıya yani atletik olarak ve dayanıklılık olarak bu yapıya sahip oyuncularla oynanıyor. Özellikle uluslararası arenada. Şimdi bizim ligimizde Ziyeç'te oynuyorsun. Bazen sorun olmuyor. Bence yine sorun da bazen olmuyor. Ee, rakip kapanıp çıkarken zaten yavaş kalıyor. Ama kapalı savunma işte ziyech vuruyor. 30 metre golü atıyor. Ama Young Boys iki maçta da gelip seni yeniyor. Dinamizm girince Galatasaray'a evet. oyunda, enerjide kendini daha gösterir oldu. En azından sağ tarafını Böyle yorumlayabiliriz. Ya Kopenhag maçlarını da düşünün yani. Hani orada da sıkıntı yaşamıştı evet. geçtiğimiz evet. dönemde. Hani e, ya biraz sert takımlar biraz sistemi olan takımlarla karşılaştığın zaman problem yaşıyorsun. Lütfen e, devam et. Mesela PAOK maçında ben şunu çok merak ederdim. E, Fenerbahçe ile oynanmış bir maç var. E, deplasmanda ve aynı oyuncu grubuyla ilk 11 çıkıyor en çok enerjisini çok merak, merak ettim Galatasaray. Ben bunu sordum, ee, bana Galatasaray cephesinden söylen bu çok net bir şekilde böyle olacaktı. Hiçbir şekilde rotasyon düşüncemiz evet. yoktu kadroda Zaten oyunun hızını hep yüksek tuttu Galatasaray Park maçında. Hiçbir negatif e, durum söz konusu değil. Yani ilk yarıda topu rakibe kaptırdıktan sonra hani özellikle 3-4 pozisyonda Galatasaray'ın topu geri kazanma süresine bakıyorsun. 3 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 4 saniye. Bakın dinamizm, atletizm, reaksiyon, enerji hep yüksek Galatasaray'da. Bu çok kıymetli bir şey. Ee, hakikaten ya bir de şey var tabii onu da söyleyeyim öyle bitireyim. Diğer maçlardan farklı ne yapıyor Galatasaray diye bekler, çizgiye basıyorlar ee, ve bayağı öne çıkıyorlar. Normalde Galatasaray bu sezon özellikle son 3 maçta Yakopsu biraz Antep maçında Berkan'ı çizgiye bastırdı ee, Kaan biraz daha üçünü stoperi gibi e, konumlanıyordu falan. Burada biraz daha farklı bir durum var ve bir zafiyette yaşanmıyor. Başlayan 11 bitiren 11. Hı -hı. Teknik direktör Okan Buruk her zaman buna vurgu yapar. Der ki hocam işte baş 11'iniz bu şekilde nasıl yorumlarsınız diye sorduğunuzda size şu cevap verir. Başlayan 11 kadar bitiren 11 de çok önemlidir diye. Ve Davinson'un yani hani Young Boys maçından evet. buraya getirdik ya Hoca Romanç maçından sonra Davinson'un yokluğu üzerine bir şey söylemişti. Davinson'un varlığı ee, zekasıyla ayağını uyumlandırarak attığı paslar, hat kırması, alandaki o zafiyeti ya da telaşı direkt olarak üstüne çıkan bir oyuncu olması çok kıymetli. Davinson çok önemli bir oyuncu onu da söyleyeyim. Maçta hem Osimhen'i, hem Icardi'yi hem de Bashoya'yı aynı anda evet. gördük. Aynı anda gördük o bölgede beraber oynarlar mı diye düşündüğümüz işte oyuncular da Icardi ile de e, Batu şuayı sonlara doğru beraber yani de oynadılar. Yani. Bir tweet gördüm. Çok hoşuma gitti. Gol makinesi diye aldık. Asist makinesi çıktı <laughs> diye. <O simen. gülüyor> Kıyısından dönüyor ya sürekli. Çok önemli ee, değil mi ama? Ya? Şimdi çok ben, çok. E, bir bir laf var. Onu çok seviyorum. Bazen kral olma, kral yap. Çok severim. Gerçekten. Yani e, her zaman kral olmak e, güzel hissettirmez. Veyahut daha da, da yüceltir. Daha da yüceltir. Hatta işte ne bileyim. Halı sahadan örnek vereceğim. Halı sahada gidersin. Çok güzel çalımlar atarsın. Boştaki, yani uzaktan şu çekip attığın gol mü yoksa birkaç kişiyi çalımlayıp ardından bırakıp boş kaleye attırdığın gol mü? Yani o da çok kıymetlidir Kesinlikle. mesela. Örnek veriyorum. Yani o daha hoşuna gidiyor. Icardi gider. geçen sezon Kerem'e ya da işte Kerem'in pozisyonlarında Icardi çok yapardı bunu. Ya veya hatta işte e... bu daha başka bir şey yapıyor. Yani gerçekten vurulacak yerde o açıyla baykuş musun be adam? Oradan tak diye işte derbi de göğsüyle, burdur evet. maçta kafasıyla indirip çok kalite. çok acayip bir şey sadece kalite abi. L ligimizdeki kalite kavramını değiştirecek bir sadece kalitede. O evet. Sime'nin buraya katılıyor oluşu. Ya az önce de dedim, dedim yani mesela ben Yunus'u izlemekten çok keyif alıyorum. Bak Yunus'un e, biraz bu hani son dönemde e, kiraya ve rotasyona gönderilen oyuncu olması bazında e, geçtiğimiz dönemde Yunus kalsaydı Ziyech kadar katkı verirdi ya. Yani ve da Tete'ye sunulan özgürlük kadar Yunus'a tanınsaydı bu özgürlük. Ama sanki bir gitmesi gerekiyordu abi. Yani ona, biraz ona katkısı oldu var. İçerideki ortamdan Özellikle uzaklaşması Lester gerekiyordu. Leicester'la geçtiğimiz dönem başarı da sağladı aslında. Yani oynama yeteneğini de yanına koymuş oldu. Ama e, ya yani Yunus'un e, sembol oyunculardan mesela ben şu an iki maçtır onu hissediyorum. Yani Yunus oradaki yerli oyuncu bulamıyorsun takımda. Kabul etmek gerekirse. Barış Alper çok büyük bir güç. Adam yıkılmıyor, Çok değişik Terminator gibi bir şey yani. Yani <laughs> e, çok değişik bir adam yani. Golün en güzelini atmaya başladı. Fizik olarak ayakta kalan adam. Ama yerli havuzunda birilerinin oraya atması lazımdı hoca'nın. Yunus burada bu maçta attığı gol bence takip hani birkaç kişiden oraya sekip oraya gelip sonlandırması da bence görsel açıdan çok güzel oldu ve bayağı da e, şimdi PAOK öyle cabana atılacak bir takım falan değil kabul edelim. 6 yıldır beraber aynı teknik yani tek direktörle bir bir sistem takımı, şampiyonu istikrar var olarak geldiler. Ee, kolay kolay maç kaybetmiyorlar. Bu özel istedi ya Razvan Lučescu. Bu maç iki ayaklı olsun isterdim. İçeride de oynamak isterdim diyor. İçeride oynasa böyle mi oynayacak Galatasaray hocam? Tabii. O da kolayına kaçıyor hemen. Tabii. Razvan Lučescu öyle yani, bir şey var. Ama bence Galatasaray böyle orada gümür gümür falan oynanan bir oyunda yoktu. Yani kabul etmek gerekirse sıkıştı belli başlı dakikalarda o acaba beraberliğe mi gidiyor diye de bir korkutmadı değil. Ama diyorum ya, hem ben az önce Beşiktaş'ı eleştirirken biraz onu söylemeye çalıştım. Fenerbahçe ve, bak Fenerbahçe de kötü oyunla kazandı. Galatasaray'da çok iyi olmayan bir oyunla kazandı ama iki teknik adamında da, haklarını teslim edelim, en azından sürdüğü kadrolar ve kadro derinliğini kullanıyor olması ile birlikte, Beşiktaş'ın bu kulvara gösterdiği ilginin aynı olmadığını düşünüyorum. Yani Mustafa ile başlamaktan kaydıyla söylemiyorum bu söylediğimi. E, sen en iyi kadronu sahaya sür. Kaybedersen de kaybet. Ama e, senin kazanan kadronu orada bu Avrupa maçlarının az önce e, ülke puanımızı evet. saydık. E, geriye götürüyor bizi. Ve fark yediğim bir maç. Şimdi Galatasaray ise tam tersi kazandı. Merhabaç'ı kazandı. Sıralamada kendine bir yer kaptı. Yeni düzen çok zor. Bence geçtiğimiz e, formata göre e, bütün kulvarlarda tabi bu yapılacak ama şu Avrupa düzeninde yer kapmak çok kolay değil. Baksana gruba yani grupta birçok takım birbiriyle eşleşiyor ve güzel maçlar bizi bekliyor. Özellikle e, üzerine konuşmak istediğimde Günay var. E, Mustarı'nın yedeği yoktu. Yani Bazı maçlarda geçen sezonlarda oynayamadığında e, hep bir soru işareti olurdu ama e, Günay'ın da yükselen zaten Gaziantep FK'dan tanıyoruz. Orada kaptanlık yaptı yıllarca. Süper Lig'de tecrübeli kalecilerden biri. Galatasaray'daki performansın, PAOK maçındaki performansını nasıl buldunuz? Ee, ayağına çok vurgu yapmıştın ya. Evet. Yani ya zaten kaleyi korur. Bu savunma dörtlüsünün arkasında da o şey sıkıntı yok. Takımdaşlığı da yüksek olduğu için söylüyorum. Yani görüntülerde hep önüme çıkıyor Günay. Ayak iyiliğinden şuna geleceğim. Bu kadroyu hatta iki kadroyu birleştirerek söyleyeceğim. Belki Günay ile ilgili refleks vesaire gibi konularda abi başka bir şey söyler. Ayağı ya. Abdülkerim, Ayağı, Davinson, Ayağı. Şimdi geride oyun kurma diyorsun. Premier değil mi? Lig'de bile yani ya da bu rakamı nereden aldım atıyorum Premier Lig mi Avrupa futbolu mu özür dilerim. %50'lerden son 10 senede topu geriden kurma %50'lerden %80'lere çıkmış son 10 yılda. Şimdi o tarafıyla bakalım. Abdülkerim, Davinson ve Günay. Müthiş e şimdi hep ne konuştuk? Bağlantı oyuncusu. Bir arka bağlantı oyuncusu vardır. Bir ön bağlantı oyuncusu vardır. Arka bağlantı oyuncusu şu an dünya futbolunun en pahalı mevkisi neredeyse. Üzülüyorum Kutinyo niye düştü diye. Ben bile kendime dert ediniyorum. Şimdi yüksek profil liglerin en aşağısındaki adam Torreira. Takır takır top oynuyor Galatasaray'da. Burada. Ön bağlantıya dönelim buradan. Sara tarafına geçelim. Ön bağlantı konusunda muazzam iş yapan çok kabiliyetli ve değişik huyları olan, yani yeni yeni böyle keşfettiğimiz huylarını yeni keşfettiğimiz bir oyuncu Sara. Bir de bak or orada sadece araya gireceğim. Hı -hı. Orada aslında Oliveira olsun geçmiş dönemden bahsediyorum. Tam istediğini alamamıştı. Şimdi Sara orayı... Müthiş kapatıyor. Çok iyi hale getiriyor. Ve ileride forvet deyince yani zaten dünyada şampiyonada bunu bir kez daha görüyorum. Forvet yok diye böyle dünya futbolu yakası ilkmişken Golcü yok. Golcü nerede bu golcüler derken... Icardi gibi bir adam zaten markalaşmış, ikon olmuş, şarkılar söylüyor. yani adam simge sahanın kaşesini arttırmış falan böyle etkileri olan saçları insanların sarıya boyadığı, kuaförlerin ekstra iş yaptığı bir adamken bir de oradan çat diye o ezeli rakibinden de koydun. Bu omurga hani buna omurga diyecek olursak bu yapı çok güçlü duruyor. Burada artık Galatasaray'ın e, saha dışı oyununu doğru oynaması gerekiyor. Aslında Okan Buruk'un bir alışmışı alışılmışı var zaten. Oyuncu grubunu tarif ettik. Sağ için tarif ettik. Galatasaray dünyasını çok övdük. Sağının dışını iyi oynadığı takdirde. Bu da kriz anlarında ortaya çıkar. Çok fazla kriz yaşadı Galatasaray. Ama onları ayrı konuşuruz. Yani Galatasaray'ın bu bağlantıda dünya futboluna daha entegre bir yapıya doğru gittiğini görüyoruz. Elbette eksikler var. Onu da Galatasaray puan kaybedince konuşacağız. Çünkü Türkiye'de ya başkası başka kabul etmiyor. O, o saydığın omurgadan hani Allah korusun gerçekten sakatlık yaşamadığı takdirde bu kadro bu winner takımı olma özelliğini devam ettireceğini düşünüyorum. Geçen yıl rekor kırdı bu takım ya. Biz 3 haneleri gördük şampiyon olurken. 3 hane yani işte 89-90 puanlı şampiyonlar falan o zaman bizim için uçukken 3 haneyi biz kendi canlı gözlerimizde Fenerbahçe'nin 99 puan topladığı Tabii, Lig çok abi orada. Ligin zayıflığı o ayrı bir şey. Lig çok zayıf. Ama üst üste e, rekorları alt üst eden bir Okan Buruk var. Şimdi biz Okan Buruk'u düşünsene de e, geçen yine burada yayındayken, Okan Buruk'un eleştirildiği bir ortamda, yani iki sene üst üste şampiyon olmuş. Ve bu yıl, yani tahammül seviyemizden bahsetmek istiyorum. Okan Buruk eleştiriliyor ya. Ya bak, Okan Buruk'un bu kadar iyi gidiyorken eleştirildiği ortamda ben diyorum ya o zaman onu yiyorlar vesaire o, herkes eleştiriyor. Yetkin abi Okan Buruk her puan kaybı tekrar bir puan kaybı yaşansın Galatasaray'da. Ya, yine Fatih mi gelsin yine o olsun ilk hemen, hemen yani. Okan Buruk olacak. Şey. Eleştiriliyor değil de ya yani eleştireceğiz elbette. Tabii İşimiz ki Bu da gömülüyor evet. demek lazım evet, artık. Ilk, ilk maçta ilk puan kaybında yani. tekrardan biz Yoksa Okan Buruk'a Yoksa yakboş maçlarında olayacağız. gerçekten eleştirilecek işler yaptı. Yani i̇sterse 5'te Okan 5 yapsın 6'da 6 yapsın. Herkes oraya dönüyor. Oyun budur zaten oyun üzerine ya da spor programları bunun için. Eleştiriyi çok yanlış anlıyoruz biz. Eleştiri. Doğru eleştiri. Doğru öyle olsa daha iyi olmaz mı deme? Eleştirmektir aslında. Daha iyisini yol bir de böyle düşünmek lazım diye. O işten Aynen. ileri de gidebilir, geri de gidebilir. Fark etmez. Çok çabuk toparladı. Takımdaşlık burada çok önemli. Yani Osimenüs şeyi mesela hani konuşuyoruz ya Icardi mi oynar, Osimhen mi oynar falan. E o diyor ki Icardi lider antrenmanda diyor soyunma odasında, sahada maçtan sonra konuştu da. Bugün de girdi oyuna, golünü attı diyor. Yani dünya yıldızı dediğimiz adamın da Icardi ile ilgili bu sözü de çok kıymetli gelir bana. Hani o açıdan Okan Buru ne kadar zorlayacaklar? Bence çok da zorlamayacaklar gibi duruyor. Ee, Birlikte oynarsası nasıl olur? Hani onu beraber onu, konuşalım. Onun konuşalım. Ee, Icardi ve Osman ile ilgili de bir haberimiz var. Tamam. Onun üzerine konuşalım. Olur. Aslında daha da güzel olabilir. Ee, Galatasaray'da Icardi ve Osman üzerine haberimize gidelim. Haberimizi bir izleyelim. Üzerine tekrar burada konuşmaya devam edelim. Torrento Süper Lig'in 3. haftasındaki Adana Demir Spor deplasmanında sakatlanan Mauro Icardi sahalara geri döndü. Sağ üst arka delisinde ikinci derecede kısmi yırtık tespit edilen yıldız futbolcu, tedavisi ve özel işleri nedeniyle bir süre için Arjantin'e gitmişti. Fenerbahçe derbisi öncesinde Türkiye'ye dönen ve takımla antrenmanlara da başlayan Arjantinli yıldız, PAOK müsabakasında yaklaşık 25 gün sonra sahalara geri döndü. Pauk maçında oyuna 78. dakikada dahil olan Icardi, 90 artı 5'te attığı golle de maçın sonucunu tayin etmişti. Çalışmalarına devam eden Arjantin'in yıldızın geri dönüşüyle birlikte Galatasaray'da çift santraforlu sistemde ufukta göründü. Okan Buruk'un farklı formasyonlar üzerinde çalışmalar yaptığı ve Kasımpaşa karşılaşmasında da Mertens'in yerine Icardi'nin 11'de çıkma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. <laughs> Galatasaray taraftarı dünya ünlü iki golcüsü Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin birlikte oynayacağı anı iple çekiyor. Ee, çift forvet sistemi Galatasaray'da e, konuşuluyor ve konuşulmaya da devam edecek. Yani Osimhen Türkiye indi ardından ilk konuşulan konu buydu. E, özellikle bunun üzerine tekrar konuşmaya devam edelim. Ee, Olur mu? Bir de Günay'la ilgili abi bir not olacak. Evet evet. yani Tam Günay'ı konuşmuşken, fukuhandayken söz aklıma bir şey geldi. Bence birçok futbol severdi. Günay deyince aklına o replik geliyordur diye düşünüyorum. Çok unutulmuştu olabilir ama benim en azından unutmayacağım bir sahne. Günay orta sahaya kadar çıkar topu Beşiktaş'ta oynarken topu kaybeder ve Snyder'in uzun topuyla orta sahadan attığı gol. Günay'ın ben bir röportaj yapmıştım Günay'la. O, o anda demişti ki yani o an bir helikopter gelse ve beni oradan alıp götürse diye düşünüyorum demişti. Ve bayağı bir manşet olmuştu o süreçte. Beşiktaş'ta hani istediği ortamı yakalayamamıştı. Ben Göztepe'ye gittiğinde de onu ziyaret etmiştim. Sonra tabii e, Gaziantep'i dolaştı, birçok yer dolaştı geldi. Güney adına çok mutlu oluyorum. Çünkü bazı kaleciler var. Mesela Aykut Erçetin yıllarca yedek kaldı. Ve şimdi Mustera'nın yedeği olmak diye bir şey de var. Evet. Okan Koçuk. Düşünsene abi bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun abi. Hiç kale gelmiyor sana. Şimdi geldiği anda da çok doğru kullanman lazım o. Şimdi ikidir. Muster'ın olmadığı dönemde Güney bunu iyi kullanıyor. Ve burada bütün o eleş... Güney adına çok seviniyorum. O yüzden yeri gelmişken bu küçük bir Lütfen. Parantez şey, o açıdan iyi kullanamamıştı. Samsun Spor'a giden. Kimdi? Ee, Okan Koç, Okan Koç mesela. Onu okan kullanamamış. Ya onu Mustera'nın yedeğiyse Muslera'nın yedeği olmak bir, çok zor bir şey. Çok yani zor ben o dönemlerde şey. çok yakından takip ettiğim için biliyorum. Yani Mustera sakatlık döneminde hani yedek kayıcı şun der. Mustera sakat. iyi ben bir iki maç oynarım der. Mustera sabah altta tesise gelip çılgın bir Yani ya. tedaviye giriyordu. Hani o eldiveni bir maçta erken alabilmek için inanılmaz çabalıyordu. Ya yani düşünürseniz Mustera var ve senin bütün kariyerin mesela evet. Bir planlama yapıyorsun diyorsun ki ya Muslera'nın artık herhalde, çok herhalde bu sene son senesi. Mesela hani yedeği <laughs> olarak gidiyorsun. Diyorsun ki kendime şöyle bir gelecek koyayım. <laughs> gene oynuyor gene oynuyor. 42 oluyor gene oynuyor falan filan böyle. Yani. O zaman Galatasaray'da iki kişi olmak istemezsin. Bir Muslera'nın yediği, iki Osimen ve Icardi'nin arkasındaki Batu olmak istemezsin abi. <laughs> Icardi'nin yani. çok zor ya. Hakikaten İşi. zor yani. Peki çift forvet konusunda düşünceniz nedir? Yani Tekrar kadroyu Ç alabilir miyiz peki? İsteriz hemen, hemen yani. gizem ve zaferden rica evet, ederiz. Ben başlayayım Alırız. istiyorsan bu sefer. Çift forvet çok konuşuluyor. Ya ben 3-5-2'ye yakın bir sistem bekliyorum. Çünkü hem Jelert'i bu arada hiç kullanmıyor hoca. Hem Jelert hem Jakobs aslında 3-5-2'nin e, kenar oyuncuları olma rolünde önemli adamlar. Ama hoca büyük ihtimalle... Abi özür dilerim. Yakops'u sola attın yelerti sağ mı attı? Hayır. Normalinden Sesi bahsediyorum da. sadece. Ben hani 3-5-2 oynayacağım. 3'lü oynuyorsun sen evet, şu an. Ben... Yakup solda yeler sağda mı? Evet, ben de yani Evet. Yani yeler şey şimdi Barış Alper'i koyuyor hoca ben de öyle. Ha Barış Alper diyor. Barış Alper da. kenardaki oyuncusu. Barış Alper olacak diye düşünüyorum. Ama bunu yaparken de az önce de söyledim yani Abdülkerim Davinson'lu... Kayan oyunda hani o 3-5-2'deki adam çok önemli işte. Abdülkerim'in bir 3-5-2 şeyi yoktur. Donanımı yoktur. Çünkü Türk hattı yapısından çıktı. Nerede? 4'lü sistem olsun. alışık. 4'lü Damison'un var zaten. Üçlü oynayacaksanı iki, ikili sistemde Abdülkerim'le oynayacaksan e, orada bazen işte orta sahadan bir oyuncu eksiltmen gerekiyor. O zaman şöyle yapacaksın abi. Nelson merkez Damison'un topla çıkışı lazım sana. Bir i̇şte, tarafı Abdülkerim lazım. Birçok yönden hani Hı -hı. E, zinciri kurarken zorlanacaksın ama yani Jakobs'un geldiği takımda da buraya uygun bir oyun oynadığını unutmayalım. Yani Jakobs'un orada yeri bence şu an vazgeçilmez duruyor. İşte zaman zaman Kaan oynuyor bekte, zaman zaman Yelert oynuyor. Hani orası daha oturmadı. Barış Alper oynuyor. Şalayı üçlü e, düşünüyor. Doğru. Evet. Bak o da olabilir. Şalayı Şimdi. oynuyordu da. Ya ama büyük ihtimalle orta sahadan kesecek. Yani ben e, işte o Mertel kısmından keserse şaşırmam. Yani haberimizde de biraz Oraya dem vurulmuş Yani durumda. orta sahibi bir daha kurar çıkartıp, mısın abi? Mertens çıkıyor, üçlü Mert, düşünüyoruz. Şu abi. sistemde hı hı. Mertens'i çıkartıp oraya... Kerem mi? E, yok yok şu sistemde oraya... Ha, bu sistemde, Koyarsan sol pardon. taraftaki... 4-2-3-1. Evet yani, o zaman kadro oturuyor. Şu şu sistemde de oynuyor yani. Ama sen dediğim gibi... arkaya, fikir. Arkaya ben üçlü yapayım. Bu sefer riskler artıyor. İşte kenarda tek adam gitsin gelsin. işte geçmiş yani dönemden... Üçlü savunma da Hakan Ünsal'ı düşünün. Hani e, o gidip gelen evet. sistemi düşünün. Burada ne Kaan bunu yapabilir, ne de Yalak yapabilir. İkardi söylediğini yaptı bazı maçlarda geçen sezon. Yapar, Mertensi yerine o işi yaptı. Yine öyle değerlendirilir en yani Sanki ]dır. en mantıklısı ilk mantıklı. atlayan, bence Okan Hoca da bunu yapacaktır. Oradan bir Mertens çıkartayım, iki forvet atayım Ne oluyor? Yu? görecek diye düşünüyorum. Evet daha makul. Çünkü işler toparlanmışken bir daha niye bozsun? Aslında Ay, e, Mehmet Ayan'la Rıdvan Dilmen'in maçın ardından yaptığı programda da şöyle Rıdvan Hoca'nın şöyle bir ifadesi vardı. Hemen aklıma geldi. E, bu çift forvet üzerine e, formasyonları çıkarmışlar Rıdvan Hoca ve onun üzerine konuşuyorlardı. Formasyon maçtan maça değişebilir. Yani sizin anlayışınız rakibe göre değişebilir e, minvalinde. Tam böyle olmasa da minvalinde Hı -hı söylemişti. Şu anda bir son dakika var. Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıkıyor son dakika olarak. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri Bankalar Birliği ve Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıkıyor. Borcunu kapatan Borda Mavilerin resmi açıklama yapması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak bu sıcak gelişmeyi de sizlerle futbol severlerle paylaşalım. Son dakika gelişmesi olarak bir kez daha hatırlatalım. Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıkıyor ve Trabzon'a uzanacağız. Trabzon'da bizi Hasan Tüncel bekliyor. Kendisinden bu konunun detaylarını alacağız. Hasan hoş geldin. Sözü sana bırakayım. Detaylar, bilgiler sende. Hoş bulduk sevgili Ezbercik. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan verdiği vaatlerden bir tanesini bugün itibariyle gerçekleştirdi. Bugün Trabzonspor Kulübü Bankalar Birliği'ne olan ee, borçların son kısmını ödedi. Bu rakam 1.2 milyar TL. Sadece bugün ödenen rakam Trabzonspor adına toplamda ise Ertuğrul Doğan yönetimi 2.7 milyar TL'lik bir ödeme gerçekleştirdi. Bankalar Birliği'ne ve bu anlaşmadan çıkmış oldu. Bu anlaşma ne ifade ediyordu? Trabzonspor'un gelir kalemlerinin hepsi kapalıydı. Bankalar Birliği tarafından temlik altındaydı ve kulüp hiçbir adımı kazandığı kulübün kasasına giren hiçbir parayı kendi iradesi dahilinde kullanamıyordu. Böylelikle Trabzonspor bu gelir kalemlerinin hepsini açmış oldu. Biraz önce de söylediğim gibi bugün ödeme resmi olarak yapıldı Bankalar Birliği'ne. Çarşamba günü. Trabzonspor'un bir sermaye arttırımını e, gerçekleştirdi. Bu arttırımın çarşamba günü tamamlanması ve kulübün resmi açıklamayı yapmasını artık önümüzdeki hafta bekliyoruz. Bu e, Türk futbol tarihinde şu anda Trabzonspor bunu ilk yapan kulüp oldu. Zaten Bankalar Birliği'ne anlaşmayı imza atan ilk kulüptü. İlk de çıkan kulüp oldu. E, Başkan Ertuğrul Doğan'ın kulübün borçlarının tamamını sıfırlamak gibi bir hedefi var. İki projesi çok ana gündemdi. Bu projelerin ilkini gerçekleştirmiş oldu. Şimdi ileride de Kartal projesi var. Kartal projesine de bir alışveriş merkezi yapacak Ertuğrul Doğan e, proje bu yönde. Bu projeyle birlikte de borçlarının tamamını kapatmayı hedefliyor Trabzonspor Kulübü çalışmalarının hepsi bu yönde. Ekstra olarak İstanbul'da olan bazı gayrimenkul, Trabzon'da olan e, petrol ofisi projeleri gibi birçok proje var. Bu projeleri Kısa süre içerisinde tamamlamayı böyle 4-5 ay içerisinde tamamlayıp e, Trabzonspor'u borçsuz bir kulüp haline getirmek istiyor. Bugün de de ilk adımını da resmi olarak atmış oldu. Buradan da tüm e, Trabzonspor camiasına da hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz bu durumu. Hasan şunu bir kez daha netleştirmek istiyorum. Sen ifade ettin ama e, toplam kapatmak için bankalar birliğine borcu ne kadar ödeme yapıldı? Bir kez daha senden rakamları alabilir miyiz? Bugün 1.2 milyar TL ödedi. Toplamda ise Trabzonspor 2.7 milyar TL ödeme gerçekleştirdi bankalar birliğine. İdari anlamda da Trabzonspor gerçekten sen biraz önce bahsettin yani maddi getir getirecek önemli işlere de imza atıyorlar. Bu bilgi de bizlerle paylaştın. Teşekkürler. Seni yakalamışken çok kısa da Trabzonspor'da gündem nasıl ilerliyor bugün? Neler var Trabzonspor'da? Ya siz de bunu sürekli yayınlarınızda konuşuyorsunuz. Trabzonspor biliyorsunuz 5 maçtır berabere kalıyor ve bir kötü gidişat var. Şenol Hoca bu kötü gidişatın fotoğrafının e, fotoğrafını çekti ama bunu sahada uygulama konusunda bazı sorunlar yaşıyor. Çünkü oyuncuların maç maç performansları birbirleriyle uyumsuz. Bu durumu düzeltip sonuç almak istiyor. Bunda ilk hedef olarak pazar günü dörtte bir maçı var Trabzonspor'un. Burada Edim Vişcan'ın dönüşü, Ors için dönüşü yaşanacak. Bu iki oyuncunun gelişiyle birlikte iki önemli silah kenarlarda sorun yaşıyordu Trabzonspor. topu üçüncü bölgeye taşıma noktasında ciddi sorunları vardı. Bu iki oyuncunun gelişiyle birlikte Simon Banzay da artık yavaş yavaş ilk 11'e monte etti. Muhammed Çam da Artık Trabzonspor'da süreler almaya başladı. İlk maçında 4 ay süreden sonra ilk defa 11 oynadı. Biraz aksadı ama e, bu maç itibariyle onun da yavaş yavaş ritim yakalamasını bekliyoruz. Açıkçası bir Trabzonspor böyle bir kaostan yukarıya doğru çıkışın ilk sinyallerini bu maçta e, vermeye çalışacak Şener Hoca. Bugün taraftarlar da, taraftar grupları Trabzonspor'da e, Şenol Hoca'yı takımı ziyaret etti. Bir moral ziyaretinde bulundular. E, taraftarlar da şu an itibariyle baktığımız zaman biletlere de ilgi göstermeye başladı. Trabzon'da tamamen her şey kazanma üzerine kuruldu. Bu son hafta yaşanan Gaziantep mücadelesindeki hakem olayı da e, çok konuşuluyor burada. E, Volkan Bayars'la bu hafta maç alamadı. E, Erkan Engin'in durumu var. hakemin durumu merak ediliyor. O da muhtemelen bu hafta maç alamayacak. Bu hakemler de Trabzon'da sürekli tra konuşulan konular arasında. Ancak dediğim gibi Trabzonspor diyor ki biz sahada e, sonuç alalım. Geri kalan mevzuları da sonra halledelim. Şu anda bizim tek hedefimiz 3 puan diyorlar. Bunun için de pazar günü e, sahaya çıkacaklar. E, kadroda ise e, çok fazla da bir değişim olarak Edin Vişçi'yi bekliyorum. Orsic'i bekliyorum bu hafta ilk 11'e. Geri kalan kadroda Gaziantep mücadelesiyle hemen hemen aynı e, isimler olacaktır. Hasan Tüncel çok teşekkürler. Son dakika bilgisini de bizlerle paylaştığın Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıkıyor artık resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Trabzonspor'a en yakın isimlerinden biri Hasan Tüncel bize detayları verdi. Bugün 1.2 milyar TL'lik bir Ödeme ile birlikte Bankalar Birliği'nden e, çıkışın gerçekleştiğini söyledi ama tabii ki resmi açıklamayı artık bekliyoruz. Resmi açıklama ile birlikte de resmiyet kazanacak. Galatasaray'ı konuşuyorduk ama bir sonraki konu başlığımız Trabzonspor'da. Hızlı bir geçiş yaptık. Trabzonspor'la e, devam etmek istiyorum hazır konuda oraya doğru evrilmişken. Bankalar Birliği özellikle son dönemde kulüplerin gerçekten çıkmak istediği konulardan biri Trabzonspor. Toplamda Hasan'dan aldığım bilgiler yanlış yani benim not ettiklerim Hasan doğruyu vermişti de yanlış değilse 2.7 milyar TL. Son ödemede 1.2 milyar TL. Bu anlamda ciddi rakamlarda Trabzonspor idari anlamda da önemli işleri imza atıyor. Bankalar birliğinden çıkmak ekonomik anlamda bir rahatlama da getirir kulüplere. Nasıl değerlendirebiliriz? Buradan başlayalım sonra sportif tamam. anlamda da devam edeceğiz. Bir kere Ertuğrul Başkan'ı şu açıdan kutluyorum. Belki... E işte şampiyonluk sonrasında e, şehrin büyük bir baskı altına almış olmasına rağmen teknik direktör değişimleri, kadro değişimleri vesaire Ama e, Ertuğrul Başkan bir iz bırakmak evet. istiyor. Hani ben onu fark ediyorum. Bu da ilk adımlarından bir tanesi. İşte az önce bir AVM ile ilgili e, Hasan önemli bir bilgi verdi. Yani bir şeyler katmak istiyor kulübe. Ben bunu çok net hissediyorum. Ama e, bu sportif başarı gelmediği takdirde ülkemizde çok önemsenecek bir şey mi? Bence değil. Ee, sen ne kadar işte düşün e, ben hala söylüyorum bu takımda hala Abdullah Avcı niye gitti kısmını konuşuyoruz. Yani adam ne yani çok başarısız da gönderildi mi konusu var. Bir de e, işte transferler sorulursa Şenol Güneş'in tekrar geri dönüşü var. Onu biraz da teknik açıdan konuşuyoruz ama ben Ertuğrul Başkan'ın bu hamlesini çok doğru bir hamle olarak görüyorum ve kaynak yaratabiliyorlar. Bu çok daha değerli bir şey. Yani sen e, düşün işte geçmiş başkanlardan örnekler verelim. Yıldırım Demirören'in uzun süre Beşiktaş'tan alacağı parayı konuşum, konuşmadık mı? Yani veyahut da işte Galatasaray tarafında paralı başkanların hep kulübe kazandırdıkları işte Ünal Aysal'ın işte kulüple hep o arasındaki para diyaloglarını konuşmadık mı? Şimdi Ertuğrul Başkanı'nda benim görmek istediğim şeylerden biri şu. Ben bu kulübün bu arada Beşiktaş'a Galatasaray'a Fenerbahçe'ye oranla Trabzon'un borcunun az olmasında bunda etkeni büyük. Yoksa hadi gel bakalım Galatasaray'da Fenerbahçe'de bunu kapat. Özel röportajında Habertürk yani. ve HT Spor ortak verdiği röportajda da Bankalar Birliği'nden çıkmanın kendisi için en önemli hedeflerden biri olduğunu söylemiş. Öyle bir şey vaat ettik. Çok, önemli. Evet. Evet. Çok önemli. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu önemli bir adım ama sportif başarıya dönüştüremediğin dediğiniz mümkün değil. Yani istediğin kadar harika işleri imza at. İstersen git düzcede harika bir yer al. İşte ne bileyim Galatasaray'ın tapulumalı malı olması bakımından Riva'daki harika yeri düşün. Yani hiçbiri yeterli gelmiyor. Sen uzun vade işi yapmak istiyorsun ama bu e, sportif başarıya dönüşmediği süre boyunca e, bu ülkede ne yazık ki polyandacılık üstüne çıkmıyor. Ama şu hamleyi ben çok önemsiyorum. Çünkü e, ekonomi tarafı, biz ekonomistler değiliz. Daha çok futbolu konuşan kişileriz ama e, artık görüyorsunuz işte dünyada tüm kulüpler patronlaştı. E, herkes ona uygun yatırım yapan kişilere yanaşıyor. E bakıyorsun futbolda da artık ekonomi dönmüyor hale geldi. Her yıl bankaları bir o kadar çok borçlanıldığını biliyoruz. E, Trabzonspor'da en azından bundan çıkıyor oluşu önemli bir adım. Yani bence büyük gruplar bunu yapamaz artık. O geçti o e, tren oradan geçti artık yakalanması da çok mümkün değil. Ama Trabzon'un attığı adımı çok olumlu buluyorum. Ciddi rakam ödeme anlamında 2.7 milyar TL. Son ödenen rakam 1.2 milyar TL. Kulüpler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Evet. Özellikle evet. sürdürülebilir bir ekonomik yapı içinde Trabzonspor'un şuna ek yapayım. Biraz önce Hasan da söyledi. Ertuğrul Doğan'ın projeleri var. İşte bir benzin istasyonu projesi var. Bir araziyle ilgili çalışmalar var. Yani sürekli son dönemde bir ekonomi sürdürülebilir... Trabzonspor'a getir getirebilecek projeler var. Bankalar Birliği çok sıcak olduğu için buradan başlamak istedim. Sen de yorumunu rica edebilir miyim? Yani bizim kambur olarak tanıdığımız bir sistemdi Bankalar Birliği. Özellikle başkanların çok şikayet ettiği, zaman zaman da değiştirilmesini istediği bir sistemdi. İşe yarıyormuş. Bak Trabzonspor'la ilgili çok havanın pozitif olduğunu ifade ettiğiniz Çok kıymetli bir şey. En azından ekonomik olarak kulübün alındığının alındığında bir göstergesi. Ödemeler çok ciddi ödemeler. Bundan sonra bunun geriye gitmemesi için atılacak adımlar da çok önemli. Ee, Sayın Ertuğrul Doğan'ın o söylediğiniz projeleri elbette kıymetli. Herhangi bir kulüpte kim bir taşın üstüne taş koyarsa hayırla yad edilmeli zaten. Ama koyulacak o taş üstüne taşların da gelecek 20 yıllarda, 50 yıllarda yine tabloyu başa döndürmeyecek bir şekle sokulması için de bir ikinci uygulama daha e, gerekiyor. Çünkü Türk özellikle dört büyüklerin yani büyük camia dediğimiz camiaların, e, borçlarının e, akla izana sığar e, bir karşılığı yok. ifade edemiyorsunuz. Bu borç niye var? Açıklanamıyor. E, onun da telafisi için yine e, böyle kıymetli projelerin heba olmamasını, yani bu projeler sonrasında getirilecek gelirlerin de bir başkasının müsrifliğinde kaybolmamasını e, niyet ediyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Çok iktisattan anlamadığım için benim çok bilmediğim alanlar bunlar. Bankalar birliğinden çıkıyor olmak kulübü rahatlatan bir şey diye beynime basit manada kodladım. Belli ki Trabzonspor'da bir oh be çekti, rahatladı. Basit gözle bakalım zaten düşünün. E, ya hepimiz ya yani en küçük örnekten bahsedelim yani daha insanların da daha rahat anlayabilmesi için. Transfer yapmak istiyorsun, yapamıyorsun adam akıllı. Çünkü hep bir takip altındasın. İşte işte ne verdin, ne götürdün, ne aldın hepsine bakılıyor. Evet. E, ya yani şimdi bu tarafta bir el rahatlamasına e, sağlayacak bu yapılan hamle. O yüzden e, Veya geçen sene gibi. şöyle bir haber çıkmış tabi şimdi sen söyleyeceksin. faizi hatırladın. de var bu işin bildiğim kadarıyla. Ee, zannediyorum çok Fenerbahçe çok ile ilgili bir haberdi. Transfer gelirinin yarısı bankalar birliğine gidiyor gibi bir şey vardı. Demek ki o Hep kasa kolaylığı gidiyorsun. açısından Hep son yerine. derece Hep önemli yerine. bir kalem dediğim gibi. Hiç, yani az önce konuştuk sayısal ve sayılarla çok iyiydi. <laughs> Ama önemli bir şey Ümid e, ümit ederiz ki bu yeni bir kötünün de yolunu açmasın yani. Çünkü Refat da çok işimize gelmiyor. Gibi. Trabzonspor yönetiminde tebrik, tebrik edelim de. Ee, bir kez daha. Biraz sağ içinden devam edelim tekrar ee, başlıklarda da vermiştik ee, Draguş'un performansı Gaziantep FK'da harikalar yaratıyor ancak Trabzonspor'da henüz Süper süperlikte golü yok. Haberimize gidelim bir haberimize hatırlayalım ardından da üzerine ekleme yapalım. Trabzonspor'da gözler deniz Draguş'a çevrildi. Geçen sezonu kiralık olarak Gaziantep Futbol Kulübü'nde attığı 14 golle başarılı bir şekilde geçiren Romanyalı golcünün bonservisi, Şitandak Liyeç'ten 1 milyon 700 bin euro karşılığında alınmıştı. Şu ana kadar Bordo Mavili formayla toplamda 11 maça çıkan Dragos'un tek golü bulunuyor. Avrupa Ligi elemelerinde Rujan Berok'la oynanan rovanş karşılaşmasında ağları sarsan 25 yaşındaki Forvet, ligde görev aldığı 5 maçta ise varlık gösteremedi. Taraftarlardan yoğun eleştiri alan Rumen futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında oyuncunun yeteneklerinin yanlış kullanıldığını belirtirken, hem Draguş'la görüştüğünü hem de konuyla ilgili meslektaşı Mircea Lucescu'nun kendisini aradığını ifade etti. Trabzon'da Dragos gündemde. Luchescu'da Şenol Güneş'le bir görüşme yaptığı iddiası var Trabzon tarafında. Yanlış, yanlış kullanıldı diyor. Evet, yanlış kullanılmasına ilgili Gaziantep'te o kadar iyi oynayan, evet beslenen de belki hani bu anlamda sadece tek başına bir oyuncu eleştirmek de doğru değil. Ee, arka taraftan beslenen de önemli oyuncular vardı Gaziantep FK'da. Yani attığı goller ortada ama Trabzonspor'da bunu gerçekleştiremiyor. Abi, ki... kim gerçekleştirdi? Ki Trabzonspor ortam buldu evet, belli ki. Evet, yani ee, mevcudun iki aşağısı zaten. Da yükseltmiyor evet. oyuncuyu. Yani e, Şenol Güneş şimdi tespiti yaptı. Röntgeni çekti. Basın toplantısı bunu da söyledi. Röntgeni çektim. Şimdi artık uygulama zamanı olacak. Zannediyorum ikinci bir milyara daha var ya onun sonrasında Şenol Güneş'in net tesirini göreceğiz. Orada oyuncuların performansını yeniden değerlendirmek lazım. Şu an Trabzonspor'un herhangi bir oyuncusu Uğurcan hariç. O da iyi ki öyle zaten. Yoksa... Ben miskeyi de oraya değil. koyuyorum. Ee, evet olabilir abi vişeyi koyuyorsan hani, şeyde. Risk'le bence çok yani artık oraya çok alışmış ve Ama oyuncular o... yani ne bileyim 10 üzerinden hani 4'e 5'e düşüyorlar. Evet, Halbuki evet. adam 6 7'yi zorlayacak bir oyuncu ama 4 şu anda. Yani çünkü evet. takım şeyi bozuyor. Kahir ekseriette bir şey var sonuçta. Ee, bu, bunu değiştirmesi için Özgüven lazım, İyi, sıcak bir ortam lazım. O yüzden oradan bir oyuncuyu çekip bu niye olmadı demek de çok böyle birebir de doğru gelmiyor ona. Yetenekli bir oyuncu. Ben bu arada sadece yetenekli derim. Yetenekli. Öyle evet. öyle söyleyeyim. Haberimizde Draguş'u verdik ama Draguşa ilgili de e, kabul edelim. E, Roman Mini takımını izlerken de gözümüze çarpan 3 adamdan bir tanesiydi. Evet. Kabul etmek <laughs> gerekirse. Şimdi kötü bir transfer mi diye sorarsan, hani Trabzon ve Anadolu takımları için bence çok iyi bir transfer. Ama işte onun da çevresini doğru konumlandırma diye bir şey var. Yani biz e, düşünün birkaç örnek vereceğim. E, Sörlot'u getiriyorsan Sörlot'tan e, nasıl katkı aldı ve Sörlot şu an nereye gitti? uzun alıyor. toplarıyla aldı. E, tabii yani o çok önemli yani o birbiriyle uyum veyahut da Selçuk Burak uyumunu hatırlayalım. Adamlar peynir ekmek gibi gol atıyordu şimdi kabul etmek gerekirse. Burak 33 gol attı ya gol kralı olurken Trabzonspor'da. 33 gol attı ve hepsi de birbirine benzer. Atar o topu Burak gitsin gol atsın. Şimdi e, Trabzonspor kazanamadığı her süre boyunca da bu baskı üstüne o kadar çok gelecek ki. Çünkü yani e, o galibiyet gelmediği evet, zaman her baskı zaman yaratacak. Yani o paçadan çeker abi yani Ko kolay bir süreç değildi yani bütün oyuncular için. Bu sadece Daruğuş özelinde değil. Şu an hangi oyuncu mesela Saric diyorsun. Eee adamın kariyerine bakıyorsun, CV'sine bakıyorsun. Buraya geldin, geldi geldi. Trabzonspor'un sorunu savunma mı sizce? Bence değil. Gol atamamak. Yani Ofansif anlamda büyük sıkıntısı var. Bu takım gol atamıyor evet. arkadaşlar. Yani gol atamadığı her süre boyunca da aynı sıkıntıyı yaşayacaksın demek anlamına geliyor. Topun dolaşım hızının yavaşlığı çok dikkat çekici Trabzonspor'da. Şimdi Çiğen o genç bunları biraz toparlayacak. Sonra bakacağız Draguş oranın oyuncusu mu? Değil mi diye. Yok. Yani bu bakacağız fazla ona. hani overratedmiş diyecek miyiz? Yani şu an yani. çok Eleştiri zamansız buluyorum açıkçası. ile Tiyos... şeyin dönüşü de önemli ama. Liska'nın evet. dönüşü önemli. Onlar da evet. sakatlıklarını atlattılar. Evet. Bu hafta Mesela Şenol Güneş kimliğine daha uygun oyuncular. O o yüzden bir tık daha sıçrayan bir Trabzonspor görmek Son olarak bilmiyorum. da e, Trento Süper Lig'de 7. haftanın programını sadece rica edeyim. E, Gizem ve Zafer'den. Üzerine onu da hatırlayalım. E, bakalım bugün hangi maç var. Şöyle bir haftaya girerken de Göz atalım. Trendyol Süper Lig Şamil 2. sezonu 7. hafta fikstürü an itibariyle ekranlarda. Bugün 27 Eylül Cuma saat 20'de haftayı Sivas Spor Başakşehir maçıyla açıyoruz ve Oo. programda karşınızda ya önemli maçlar var. Dörtteki maç güzel. Samsun Spor, Göztepe. Kalburüstü iki evet, takım. Evet. Bakalım. Son haftaların formda iki takımı. Ee, elbette. Ee, pazar günü işte az önce konuştuk. Trabzonspor'un ne yapacağı hala e, merak edildiği için. Bence ilk galibiyeti burada gelir. Ee, gelir gelir gibi, gibi gözüküyor. Pazar günü tabii saat 16'da karam derbisi de var biliyorsunuz. Eyüp evet. Spor, Gaziantep. <laughs> Selçuk İnan ve Arda Turan üzerinden bir karam. Alex Fenerbahçe buluşması önemli. Evet. Antalya'da evet. var. Ben dün Alex'in yanındaydım bu ara. Dün müydüm? Ne zaman? Dün, ben de ne zaman gittim dün, hatırlamıyorum. Dün değil evvelsi gündü sanki. ya yani, Yanlış hatırlamıyorsam. Normalleştirmeye çalışıyordu. Ben Fenerbahçe maçını sordum hocaya, Alex hocaya. Normalleştirmeye çalışıyor ama antrenmanını izledim sonra. Fenerbahçe zaafları üzerine özel bir çalışma yaptı. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yetkin etkin Ufuk Kağan Karacan bizlerle birlikteydi. Haftayı sizinle kapatıyoruz. Ağzınıza sağlık. Satır arasının... Bugün de sonuna geldik ve haftayı kapatıyoruz. Pazartesi günü 15'te tekrar karşınızda olacağız ve sizlere veda ederken ikincilik ve üçüncülük maçlarının özetlerle veda edeceğiz. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.